Şimdi efendimler onlar geliyor. Şöyle vereyim ışıkları. Kızlar hazır. Karşınızda. Karşınızda. Ruthless Ladies be. Aç mikrofonu aç. Evet. Açma konusunda emin olamadım Eren ya. Olamadım. Bizim şarkımızı nasıl bilmezsin? Hamam tası da gümüşten var. Aa pardon. Senin kulağından öp beni var. Kulağından öp beni, gıdıklanayım. Onlar var. Oradan bakıyoruz. Eren'in yüzünü göremek şu an çok garip. Niye? Kulağından öp beni, gıdıklanayım. Elraenn. Elraenn gelmiş chatimize. Hoş geldiniz efendim. Tuğkan buraya gelecek. Tuğkan. Ay Tuğkan da mı gelmiş? Ay Tuğkan da gelmiş. Tuğkan da izlemezsin ne? Tuğkan da net. Ben sormuyor, yapıştı gitmiyor Nur, yapıştı bana. Diri yapıştı bana, gitmiyor abi. Sakat hoş geldin. Canımcımlar, hoş geldiniz. Herkese hoş geldiniz diyebilirsiniz. Chat'le de muhatap konuşacağız tabii ki, sorularını alacağız. Geleceğim demiş. Gel yavrum, bekleriz. Gelsin. Şimdi beni kırmadınız ve geldiğiniz için, katıldığınız için çok teşekkürler be. Biz teşekkür ederiz. Bu arada zorla davet ettirdik de kendimizi Hog bitmeden. Net zorla davet ettirdiniz de neyse. Net zorla. Mesajlar attım, bizi de alacaksın falan. Canım, gurur duydum, onur duydum. Zaten sürekli erkek konuk almaktan yani kokmuştu program. Resmen kokmuştu. Ne koktuğunu tahmin edebiliyorum. Evet kokmuştu. Bir Cube Six alabildik kadın olarak. Başka da kadın alamadık. Yeter dedim. Kadın yayıncı mı var ama? Kadın yayıncı mı? Wow, başlıyoruz bir dakika. Kadın yayıncı mı var dendi. Kaçtı ama çok fazla yok. Yani, hani öyle şey anlamını söylemedim bu arada. Olay çıkarmaya hemen dramaya at. Dur. ben sigaramı yakayım. Sizce başlıyorum. Evet. Hadi bakalım. Kadın yayıncı gerçekten kaliteli kadın yayıncımız yok mu yani? Var. Var mı? Var mı bilmiyorum. Köşe göster. İrem köşe göster. Köşelerini çıkar. Köşe değil. Gerçekten kadın yayıncı takip etmiyorum. Ama bildiklerim hep bir şekilde bir yerden patlamış. Anladın? İrem hayır İrem. Bir yerden böyle patlamış. Bir yerden mi patlamış? Evet hani ne bileyim biriyle bir kavgası çıkmış. Birinin eski sevgilisi böyle sıfırdan başlayan Beril vardı. Beril. Evet o da çok güzel bir Beril çünkü hani YouTube'da olsun ama Beril vardı. Ve hep oyun oynuyordu. Hep oyun oynuyordu. Onun dışındakiler ama evet biraz bilmiyorum abi. Ben de bilmiyorum yani. Ben kadın yayıncıların yavaş yavaş ama iyi kadın yayıncılarımız olmaya başladı bence. Yani cesaretten takip etmiyorum bak o konuda yalan söylerim. Çok izlenenlerden bahsediyorum ben. Rakip olarak görmüyorum. Aynen mesela Teta Beta var. Teta ama Teta. Onlar çift ya. Evet onlar çift. Yani tek başına ama kadın tek yapıyor gene ya. Teta yapıyor tek yayıncı. CS tek yapıyor. Siz nasıl başladınız kız? Neden ikiniz? Ve nasıl başladınız, nasıl karar verdiniz ve iki kişi nasıl yani? Sen anlat. Şöyle anlatayım. Ben ya yayınla hiç alakalı, Twitch ne falan bilmiyorum. Bölüm Sonu Canavarı diye bir site var Donanım Haber'in. Bölüm Sonu Canavarı'dan Gökhan var. Onunla o dönem kod falan oynuyordu Call of Duty. Dedi ki bizde dedi bizim işte Bölüm Sonu Canavarı kanalımızda, Twitch kanalımızda yayın yapar mı? Okey dedim, gittim. 3 ay orada yayın yaptım. Sonra dediler ki bak iyi gittin bir kanal aç yap. Ama o dönem yayın yaparken chatte bakıyorum işte hiç konuşmuyorsun abla. Sadece oyun oynuyorum böyle asosyaller gibi. Sene kaç? Dedim ki Nur sene 4 sene önce işte. 4 sene tabii canım Nur başladıktan biz kısa bir süre sonra başladı. Yani bir 6 ay falan herhalde. 4-5 sene ya. Sonra dedim ki biriyle yapmam lazım. O dönemde Call of Duty oynayan bir arkadaşım var Fiko diye. Diyor ki işte İrem var çok iyi oynuyor seni onunla tanıştıracağım. Tanıştırdı. O sırada Call of Duty oynarken tanıştık. Karar verdik. Ve çat diye başladık. Ama karar vermemiz de öyle bu arada hemen olmadı. Siz yani eski arkadaş değilsiniz. Hayır. Twitch'le birlikte. Yayınla birlikte biz bir araya geldik ve yayında samimi olmaya başladık. Oo yani, ben hiç bilmiyorum. Tabii, çok iyi hiç tanımıyorduk yani. Hatta neredeyse yani. Oha. Hayır bayağı. Ben hep sizi böyle bir yerden arkadaşım. Evine çağırdı. Hani direkt gittim. Mesaj İlk günden bana. De evine çağırmazsın Nur. Ne çağırırsın? Nur çağırır ben gitmem arkadaşlar, abi. Arkadaşlar bu bir mesajdır. Cesaretli olun. Hoşlandığınız kızları direkt eve çağırın. Evet gittim bu arada. Hoşlandı benden ve gittim. Kaptama 4 senedir onunlayım. Peki zor olmuyor mu ya? Ben tek başıma bile ne bileyim biriyle anlaşamamak. Tam tersine ben Nursuz yapamam. Ben net söylüyorum. Artık yapamam. Vallahi ya hani ya, sen gene yaparsın da ben Nursuz gerçekten yapamam. Yo, ben de yapamam. Ben de bir süre sonra daralıyorum. Hani olmuyor. Peki bu PlayStation'cı kızlar mı? Bu arada ben bu yüzden size teşekkür ediyorum. PlayStation bir şekilde Twitch'te böyle ikinci plana atılmış gibi ya. Yani evet, evet. Ben çocuk 97'de PlayStation 1 alındı evime. Ben Sony fanboyuyum. Ve PlayStation'da büyüdüm yani. PSP'lere kadar her şeyi aldım. Her Sony Special oynadım. Ben de mesela PlayStation oyunları dışında çok bir şey oynamamışımdır Twitch'te. Bunu mesela sadece PlayStation'dan yürütmek sizi zorladı mı? Hiç düşündünüz mü mesela PlayStation'ı bırakalım artık bilgisayardan işte PUBG'ye geçelim? Hayır, dedik de dedik aralara belki bilgisayar serpelim diye düşündük bir 2 sene önce falan. Evet, senet ama keyif almadık. Yani. Bir de keyif atıyorum şey oynadık, Gris modu oynadık, hani keyif almadık. Ama mesela şey, bugün bilgisayarda Rainbow'a başlıyorum mesela ama yayını olacak mı? Hayır. Anladım. Peki sizi yani ben bir kameranızı mirrorlayacağım bir saniye. Şöyle yapacağım, hop. Çünkü bana bakmıyormuşsunuz. Chatten neden bu kızlar sana bakmıyor? Kızlar sana bakmıyor mu abi? Böyle bir şey olmaz. Bir yerde kızlar bana bakmıyorsa ben onları mirrorlarım. Tamam. Rainbow sana bakarız. Güzel. Eline sağlık. Şimdi peki kadın yayıncı olmanın zorluklarını sorarım da. Ya bu zaten herkesin hani hemfikir olduğu bir şey. Şu an Hog'dan sonra size bir kitle geldi ya. Ya of. Nereden de geldi abi? Oluyor mu? Tam tersine anladım. Mesela host geldiğinde bile 2000 atıyorum hostlanıyor. Onun bir 800'ü kalıyor. 800'den işte atıyorum 600-300 arası gidiyoruz. O kitle zaten güzel, düzgün kitle. Yani şu an bizim chatimizde kötü biri yok. Evet yok. Gerçekten güzel bir kötüsü gelmedi. Bence Hog'un bize kattığı tek şey o zaten. Evet yani güzel kitleyi alabildik. İstediğimiz oydu zaten. Şey demedik hani oraya gidelim işte binler izlenelim. Ondan sonra hani orada ne bileyim kalkayım şınav çekeyim. Barfix çekeyim falan hani moduyla kameraya geçme tarzı bir şey olmadığı için hani öyle izleyici çekmeye çalışmak. Güzel kitleyi aldık. Hani o yüzden en büyük katkılarından biridir o. Siz, çok yeni insanla bak mesela şu an chatinde var Bedirhan'la falan hani böyle yeni insanlar bizi tanıdı, sevdiler, gösterdi. Ve her gün de geliyorlar. Evet. Yani. Hani o bizim için yeterliydi. Aynen. Peki birinci olma isteği hiç olmadı mı içinizde? Hiç olmadı. Çünkü mümkün değildi Eren. Neden olmasın kızım? Neden olmasın yani? Yani gerçekleşemeyecek hayaller kuran tipler değiliz, öyle hayalperest tipler değiliz. Peki, o gerçekleşmeyecek bir şey yani. O zaman sorum geliyor. Adil, düzgün ve doğru bir dünyada olsaydınız gerçekleşebilir miydi? Evet. Gerçekleşebilir. İşte bu. Ama gene de evde kendimizi tam yayınımızdaki gibi gösterebilir mi? Hayır. Evet. Yani. Çünkü ama adil bir dünya olsaydı o zaman orada PlayStation'da da oyun oynayıp çünkü mesela bize o hakkı verilmedi çok fazla PlayStation. Mesela bir kere yayını yaptık. Hatta o sırada o gün rapçi tepkiler gelmişti. Aynen. Onlarla beraber bayağı yukarıda Call of Duty oynadık. Mesela orası çekilmemiş. Biz Call of Duty oynarken aşağıda yemek yapılma çekilmiş. Hani o imkan da çok tanınmadı. Bize imkan tanımadılar, önümüzü kestiler diyor. Cüce açıkla. Bu kızın önüne mi geçtiniz? O Cici buraya gelecek. Cici hoş geldin. Önüme taş koydun. Net taş koydunuz, bu kızlara harcadınız. Ya yukarıda birkaç kere hatta bir ara Semoş'la çıkıp yayın açıp şey yaptılar. Orukuk'ta oynadılar mesela. Toplasan bir 4 dakika falan gösterdi. Ama bunu rejiye suç atmak değil. Adil bir dünya olsaydı diyorsun ya, bu izleyici de adil olsaydı. Evet, orada geçiyor çünkü. Orada chatte ben bakıyordum chate çünkü Semoş ikisi yukarıda oynuyorlardı. İşte kamerayı aşağı indir, reji aşağı bak, aşağı bak. Hani adil bir dünya olsaydı derken rejiden bahsetmiyoruz. Anladım onu canım. Onu anladım yavrucuğum. Ben bizi anladın. Seviyoruz be demiş. O zaman şöyle sorayım. Biraz Twitch'ten çıkalım hadi. Ben sizi tanımak istediğim şey için. Sinirli insanlar mısınızdır? Sırayla İrem sen söyle sonra Nur. Hayır. Sen Nur, sen biraz sinirlisin. Ben sinirli bir insan. Peki bunun dengesini nasıl sağlıyorsunuz yayında? Yani biriniz coşuyor, rage quit, biri yok. Ya işte birimiz sinirli değil ya, oradan dengeliyoruz. Bir de bizim bir çizgimiz var, o çizgiyi aşmıyoruz. Yani İrem'e ben sinirlensem bile hani asla mesela susmuş o tarz konuşma asla, yayın dışı da öyle. Normalde de hani o çizgiyi asla aşmıyoruz. Peki bir de, devam sözünü böldüm ama Nur ilk yayınıza yani 2-3 sene Nur çok daha yayında böyle agresif, atıyorum chat'e karşı daha agresifti. Hani iyi ama mesela artık saldı. Nur da kendisi de diyor karakteri değiştiği için değil artık, aman hani program zaten anlatamıyoruz. Atıyorum mesela chatte birine kızdı, ne bileyim marshmallow kızdı. Atıyorum mesela Rainbow'da deliriyorlar dedi ya. Nereye deliriyorum diyordu eskiden. Şimdi şey diyor, aman fırs diyor. Ay artık çok umursamıyorum. Yani çok abret. Bu arada ben de yükseliyorum ama. Chatimize gelenler, herkes hoş geldi. Herkesin teker teker ismini okuyamıyorum şu an. Peki chatte sizi en sinirlendirecek, yani bana gelmesin abi böyle şey. Chatimde böyle insan istemiyorum dediğiniz insan türünü açıklayın bana. Bir bunlar diyen, tahammül edemiyorum. Ha, bunlar. Hani bunlar kaç yaşında, bunlar şu oyunu mu oynuyor, o lafa aşırı sinir oluyoruz. Seksistlere de öyle. Seksiz. Hani kadınlar oyun mu oynar? Üçüncüsü PlayStation'dan oyun mu oynanır? Tam onu diyecektim. Atıyorum Rainbow mu oynuyoruz? Şey, PlayStation'dan Rainbow mu oynanır abi? Manyak mısınız? Asıl yani PlayStation'dan oynanır. Söz konusu olan şey bir oyun konsolu çünkü. Hani her şey oynanır. Bu yani. Ya biraz oyun PlayStation'da oynanır arkadaşlar. Kesin. Geçin bu işleri. Geçin. Oyun tipleri sevmiyoruz gerçekten. Evet. Yani isterseniz bilgisayarda oynayın tabi de. Her neyse, ben de karşıma almak istemiyorum bilgisayarcıları. Evet, yoksa aynen, ben de fanboyum. Biz aldık, sen yapma. Özel hayatınızı nasıl etkiliyor kızlar bu? Hani aile konusuna sonra soracağım da. Erkek arkadaş konusunda falan hiç ya yapmayın bu işleri, ne yapıyorsunuz? Sorunları yaşadınız mı? Çünkü kötü bir şey yapmıyoruz ki. Atıyorum hani ne bileyim boob streamer değiliz. Dekolte yaparsan rahatsız edecek, atıyorum ne bileyim. Evlisindir veya sevgilini rahatsız edecek böyle bir şey yaparsın, ondan rahatsız olur anlarım da. Veya izleyicisiyle flört edenler var. Bir şey hani. Bebeğim aşkım diyenler var. Var. İzleyicisine ben görüyorum. Kim bu insanlar? Yanlışlıkla... İnan adını bile hatırlamam bu arada. Hatırlasam söylerdim yani. Ben diyorum. Hatırlasam söylerdim. Bebeğim aşkım cicim hoş geldin inşallah. Cici. Cici. Peki yani hiç demiyor mu ya, orada işte bir sürü adam izliyor sizi, ben kıskanırım. Adam olmadıklarını biliyor. Ooo bir dakika. Yani. Chat siz adam mısınız be? Adam mısınız diye. Hayır, çocuk olduklarını biliyor o yüzden. Peki, yani 31 yaşındayım hani. Tamam da ben de 28-29 yaşındayım. Ben de Twitch izliyorum. Sen de çocuksun. Çocuk muyum? Ay izleyici kaçırdık şu. Teşekkür ederim, ben de çocuğum. Ne adamlığınızı gördün. Ne adam. Arkadaşlar adamlığınızı göstermek için ünlem. Bak vallahi değiliz, beni desteklediler. O anlamda söylemedim. Evet. Yazı versene ya sen de. Tamam. Bir şeyine de basıyor ya. Zaten çöp nur yazmaya meyiller. Chat sakin. 7 yaşında olduğum için. Size demedi. Size demedi. Şu. Ya senin sormak istediğin şey değil miydi? Hani gelip atıyorum flört edip küfür edenlere için diyor yani. Ya herkes atıyorum, abla yazıyor yani. O anlamda söylüyor. Ya mesela ironik abla demiyor ama ironiyi tanıyor. Atıyorum evet, hani onlardan değil de mesela. Gelip mesela ne dedi? Abla işte çok güzelse normalde kıskanır ya. Ama şeyi öğrenmeye başladı. İşte atıyorum tam yaşlar birazcık daha ufak, hani onu öğrenmeye çalıştı aslında, onu demeye çalıştı. Aynen. Güzel kıvırdın mı falan? Güzel kıvırdın da. Böyle dengeliyoruz işte birbirimizi. Evet, güzel kıvırdın da. Peki o zaman yani mesela evlenseniz falan bu iş devam eder mi? Çocuğa kadar eder ya. Evet, çocuğa kadar. Olur da. Eder. Ama ben mesela... O zaman ikinize de soruyorum. İrem, sana bir adam geldi. Öf, adamdan libido akıyor. Nur, sana geldi bir adam. Aman adonislerinden seks akıyor adamın. Böyle öyle öyle yakışıklı, adamlık kokuyor. İşte elinde viskisi, çok zengin ve size tapıyor ya. Ayrak deşamburuyla gelsin. İki adam da size tapıyor ama dediler ki ben bu Twitch olayını istemiyorum. Aşık mıyız? Evet yani yeni mi geliyor? Evet, adam yakışıklı diye mi bırakacağız mı diyorsunuz? Yok tamam, siz de seviyorsunuz. Ha, seviyorsam iş değişebilir. Evet ya. Yani ikna etmeye çalışırım. Ama mesela şu an hani erkek arkadaşımdan ayrıldım diyelim, biriyle tanıştım dediğin gibi. Ve dedi ki daha ilk haftasından böyle ben Twitch'te yayın yapmanı istemiyorum, o zaman güle güle derim. Ama mesela şu an Deniz bana bunu söylese bir düşünürüm. Ha. Düşünürüm yani, şu sevdiğin adam söylerse ne öyle kavuşamayan sevgililer falan, ayrılacağız falan. Evet. Bırakırım diyorsun yani. Kimse de demez ki durup dururken gelip de hani yani Twitch'te ya. Bu şey gibi eline sıcak suya sokturmayacağım, sıcak sudan soğuk suya çalışma ben ederim gibi. Yani. Ama çalışmakla alakası yok ki, adam kıskanıyor olabilir yahu. Ama bir ofis ortamında da çalışsan orada da kıskanabilir. 10 tane adamla çalışacaksın. Evet, doğru. Patronun da sana flört edebilir, ne yapacak ona? Doğru. Mesela. Ama adam çok zengin ve çalışma, yatımda takıl git. Ay evet derim falan. Evet derim, yatta yaşarım, yatta net yaşarım da. Leyma şu başı gibi yaşa. falan. Ya şu başı da yaşarsın bu arada. Şu başı da net ben bile yaşarım. Şu an adama ben bile yükseldim arkadaşlar. O yüzden o adam hakkında böyle konuşmayalım. Peki diye... patron döversiniz. Patron döversiniz. Peki şey misiniz chatinize karşı? Böyle nasıl denir? Türkçesini bulamadım. İngilizcesini de bulamadım da. Hani sakin misinizdir yoksa banlar geçerim affetmem. İhtiyatlı mı denir ona, ne denir? Bazen oluyoruz, bazen olmuyoruz ya. O çok değişiyor biliyor musun? Çok değişiyor. Yani bize mesela sövmediği sürece de hani laf sokan birini kendimize çekebiliyoruz çok sohbet ederek. Mesela trolleyerek. Mesela şey var burada, demin gördüm Hakan. Çok dikkat çekiyorsun. Bize trolle geldi. Bayağı ağır trolle geldi. Mesela onu kendimize çektik. Şu an sabımız. Ama bazen hiç sabrımız olmuyor. Tak diye banlıyor. O günümüzden güne değişiyor. Evet, o güne biraz göre, aynen. Güne göre değişiyor. O zaman aynen. Bak güne göre değişiyor demişken keyif, yani bunu bir böyle her gün yayın açalım. Kaç günde bir yayın açıyorsunuz? Bir programınız var mı? Haftanın 5 günü, hafta içi. Haftanın 5 günü. Peki bunu bir mesai olarak mı yoksa keyfiniz yoksa açmıyorum mu? Keyfimiz yoksa açmıyoruz. Çünkü şey gibi hep biz öyle onu düşünüyoruz. Eğer yayına girdiğimizde özellikle ikimizin de modu düşükse bir bu ikimize de yani birbirimizin arkadaşlarına zarar verebilir. Şu açıdan verebilir. Mesela ben çok huysuzum. Nur'a yansıtırım. Nur da o gün çok huysuzdur. İstemeden birbirimizi kırdığımız mesela çok oldu önceden. Ha, hiçbir zaman büyük problem olmadı ama hani konuşarak her zaman hallettik ama bir gün belli olmaz. İkimiz de çok o gün doluyuzdur. Ve ya anladın mı? Birimiz iyi modundaysa, birimiz çok da kötüyse yapıyoruz. Diyoruz ki hani de devam ederiz ama ikimiz de kötüysak yok hiç açmıyoruz. Yani çünkü birbirimize zararımız var. Yayında da keyifli. Yayında da keyifli. Doğru. Sinirlisin. Olmadı yani. Discord'umuzdan bir soru var. Bu arada Discord'da Radyo Kafası kanalına gelirseniz oraya soru sorarsanız ben oradan seçerim. Şimdi diyor ki Nordic Bible, Nur Hanım'ı Selcan Aydın'ın ilk YouTube videosunda görmüştüm. Kendisiyle content yapmaya devam edecekler mi? Etmeyeyim. İzin vermiyorum. Wow. İrem beni dedi ki evinden bir daha çıkmıyorsun. Nur'u kıskanıyorum. Valla kıskanıyorum. İzin vermiyorum. O content sadece tek bir bölümlüktü. Selcan yine çağırırsa giderim. Şey dedi hani bir günde farklı bir konu için YouTube videosu için gel dedi ama herhalde şimdi olmaz yani bir ara veririz. Siz YouTube'da var mısınız? YouTube'u önemsiyor musunuz? Ha. Çok önemsemiyoruz. Sadece fanimum diyoruz. Var da hani hiç oraya yapmadık. Vurdum. Bunlar kapatması yapmış. Kapatması evden çıkarmıyorum falan. Birlikte yaşamıyorsunuz bu arada değil mi? Bir de böyle bir şey var, düşünce var hep birlikte yaşıyorlar. Evet, onu çok soruyorlar. Birlikte yaşamıyoruz ama aramızda 3 kat var. Aynı binada oturuyoruz. Bu bizim yayınımız için çok daha rahat olacağını düşündüğümüz için yaptık. Bunu normalde uzak oturuyorduk ama yani sürekli İrem'in gelip gitmesi veya benim gelip gitmem problem olacaktı. Haftan o yüzden aynı binaya taşındık. Yakın oturuyoruz ama hani yayın dışında da işte ben İrem'e gidiyorum, İrem bana geliyor. 2 dakikalık mesafede. Anladım. 2 dakika bir asansöre biniyoruz. Çıplak ayak yani. Aynen. Twitch'le ilgili yine bir sorun var. Şimdi siz bayağıdır 4 senedir yayın yapıyorsunuz. Twitch'in yavaş yavaş periskopa döndüğünü farkında mısınız? Bu konu hakkında bir fikriniz var mı? Sizce devam böyle hani seyirci bunu istiyorsa kalsın eyvallah. Yoksa Twitch artık bir el atmalı mı bu içerik işine? Yani benim düşüncemi söyleyeyim. Şöyle hani yorumlayın sizde. Eğer ben Twitch'sem, ben oyun platformuysam ya da hani IRL de varsa içinde yayın açacak adama ya da abone partner olacak, iştirakçı olacak adama abi sen ne yapıyorsun ve bunu ne kalitede yapıyorsun bir izleyeyim seni deyip yayın ne bileyim ne denir ona işte ehliyeti vermeli gibi düşünüyorum. Yani kesinlikle. Mutfağından sadece dekoltesiyle yayın açıp ekrana bakarak sırf 80 izlendi diye partner olmamalı insanlar. Şimdi o konuda ben bayağı bu arada. Gerçekten atıyorum partnerlik bizim aldığımız zaman çok zordu. 300 izlenme atıyorum haftanın bilmem kaç saati bir şey istediğin kadar bu arada follower'ın olsun hiçbir şey fark etmiyordu bizim aldığımız dönemde 2 sene önce. Evet bir taraflarımızı yırttık. Biz gerçekten bayağı uğraştık bayağı reddedildik vesaire şimdi şeyi gördüm ya 800 takipçi adamın tiki var çok büyük haksızlık. Çok büyük haksızlık. Yani işte onu diyorum ya ben neler gördüm İrem yani hiç doğru düzgün yayını yok. 300 takipçisi var partner ilginç şeyler görüyorum ama hadi o derin Twitch onlara girmiyorum. Ben sadece içerik olarak sırf izleniyor diye leş kalitede hatta hiçbir içerik sunmayan insanların da artık içerik burada bulunması ve önüne gelenin yayın açması. Yaşlı kesinlikle ben de katılıyorum. Yani YouTube'a dönüyoruz. YouTube'a dönüyoruz aynen veya işte başka işte periskop gibi yerlere yani canlı yayın açabileceğin yerlere. Bunu biz ilk başta İrel'e geldiğinde çok düşünüyorduk. Çünkü burası bir oyun platformuysa İrel'in ne işi var burada diyorduk. Biz bu fikre daha kaç ay, 2-3 ay önce hatta yani. Mesela Tuğkan'la hiçbir problemimiz yoktu. Gayet ilk yayın açmaya başladığında gayet oldu, kanalına birlikte oyun oynadık, samimiydik vesaire. Mesela İrel'e yayınlarına başladı diye unfollow ettik. Çünkü bir ara şeyden tahammülümüz yoktu. Hani bir ara çok İrel'e başladı, atıyorum kendine müzisyenler. Her yayıncı aslında bir ara gerçekten full İrel'e gidiyordu. Full İrel'e gidiyordu ve hani, biz de affedersin enayi gibi hala oyun oynamaya devam ediyoruz. O sırada bu arada 48 izleniyoruz. 48'de düşmüşüz. Yani hani 3 senelik kanaldık o zaman, şu an 4 seneyiz. Evet. 3 senelik kanalız. Diyoruz ki izlenmeler 45'i de hak etmiyoruz yani. O zamana kadar oyun oynayarak, birçok oyun oynayarak, hani tek çeşit de değil. Sadece DS'yle veya sadece LoL'le her oyun oynuyoruz. Yani. O konuda hatta bir ara biz Twitch'i falan bırakmayı düşündük yani İrel'e geldikten sonra. Periskop dedik kardeşim, periskop var. Ama Hog'a girdikten sonra şimdi bir şekilde de mesela ikimiz de çalışmıyoruz. Ayak uydurmak zorundasın ya. Mesela biz ona şöyle ayak uydurmaya karar verdik. Birazcık İrel'e serpiştir. Oyuna geç. Halin kalırsa birazcık İrel'e bitir. Aynen. Ama full yayını hiçbir hani content koymadan, mesela senin yaptığın gibi, atıyorum ne bileyim bir contentim var ya şu anda İrel in real life. Ama bir İçi var. Evet. Ama arkada ne bileyim açık YouTube ben yapamıyorum. Evet, hala yapamam. Gene yapamam. Yani biz de yemek yayını yaptık. Mesela yemekteyiz yaptık. Birbirimizle yarıştık. 90'lar yayını yaptık. Hani 90'lar işte dövme yayını yaptık. Evet, konu bulup İrel'i yaptık. Ama onun dışında biz de oturup video izleme vesaire yapamıyoruz. Evet. Yani ama ben de hep bir kontente oturtmaya çalışıyorum. Yani tek başıma yaptığımda da işte haberler bölümü, bilmem ne bölümü. İşte video izleyeceksem de ona göre bir şey falan yapıyorum. Sadece oturup böyle hadi ne yapalım abi, işte bilmem ne yapalım abi kafasında. Evet. Ama kızım yani bunun bizim yayıncıların suçu da değil. Oyun, oyun izlemiyorlar. Oyun izlemiyorlar. Ama yani çete sorayım işte. Şu an oyundan mı daha çok keyif alıyorsunuz yoksa sohbet muhabbetten mi? Yani onu yazın. Oyunsa 1'e, sohbetse 2'ye. Yani Ferit'in kanalında bile şey gördüm, oyun oynamaya başladıysa abi bitince haber verin diye Ferit'in yayınında bile gördüm yani. Kendi sabı yazdı bunu. Hani ya ben anlamıyorum gerçekten. Ben mesela hep oyun izliyorum Twitch açtığımda. Evet, ben de öyle. YouTube'da da öyle. Ben oyun videoları izliyorum yani. Ama şimdi de değişti ya, YouTube'dan şimdi kitle geldi. Yaş ortalaması mesela eskiden düşük değildi. Şimdi yaş ortalaması düştü. Adam zaten ne bileyim biz mesela Bandicoot oynuyorduk. Çocuğun Bandicoot'un haberi yok. Hayatım boyunca izledim kaç senesinin oyunu yani. Haberi yok. Onu izlemek onun için bir şey yok. Hani katacak bir şey yok. Ya bu arada sohbetli oyun demişler. Bizim zaten kanalımızın en güzel yanı bizim 2 kişi olması. Yani birimizin ekranı olduğunda mesela ikimiz de o anda Call of Duty'ye giriyoruz veya Battlefield'a giriyoruz. Benim ekranım diyelim, İrem chat'le sohbet ediyor. Ben arada bakıyorum. İrem'in Rainbow'da ekranı oluyor. Aynı anda ikimiz chat'e bakıyoruz. Oyun bittiğinde bakıyoruz. Yani bizde veya aramızda da çok muhabbet dönüyor. Evet, sizin o avantajınız var. Sadece oyun değil hiçbir zaman bizde. İşte o yüzden de haksızlık olduğunu çok düşünüyorduk. Ve bir dönem Twitch'i bırakmayı düşündük. Veya dedik uyum sağlamak zorundayız dedik. Bir dönem İrel'e yapalım dedik. Nefret ettik yapamadık. Hani şu an, ama bak açıkçası anlamıyorum. Siz 2 kişisiniz ve aslında muhabbeti çok daha rahat yaparsınız, biliyor musun? Ne oldu biliyor musun? Bizde ikimizin muhabbeti Nur'la bu arada efsane güleriz biz aramızda. Ama bir ara ikimiz muhabbete döndü. Full hani chat akmadığını düşün, çok fazla akmıyor. İkimiz bu arada şey gelmeye başladı. Bu nedir ya? Bizimle muhabbet edin. Birbirinizi zaten görüyorsunuz orada. Aynen. Şimdi chatte konuşulacak bir muhabbet dönülmediğini düşün. Mesela bizimkiler de var burada. Şimdi onlar da bir yere kadar konuşmayı sürdürebiliyor ama bir yerde kasılıyorsun. Anladın? Çünkü beni tanımak için bir soru sormuyorlar. Nur tanımak için bir soru sormuyor. Takılıyorsun. Ne diyorsun? Oyuna geçeyim diyorsun. Evet. Yani özellikle mesela tek başınaysan chat'in de eğer çok aktif değilse yanıyorsun. Yani ben ilk başlarda öyleydi. Yani 30-40 kişiye chat durgunsa ben ne anlatayım, deli gibi yapacağım kendimi. O zaman İrel'e hiç mesela Eren bizim şu an alternatifimiz şey oldu. İrel'e de birazcık hani başlamamızın yani kayabilmemizin nedeni chat'e yeni insanlar geldi, yeni sorular. Evet. Yani ondan sonrası biz İrel'e başladık. Aynen. Çünkü mesela Cansu bizim sınıfımız. Gelip bana İrem abla nerede oturuyorsun dese demez. Anladın mı? Ama şimdi yeni insanlar var. Yeni sorular soruyor. Atıyorum şey bile, lezbiyen misiniz bile bir soru bizim için, anladın mı? O sırada çevirebileceğim bir muhabbet. Evet, doğru yani. Doğru. Hoş geldiniz yeni gelenler. Sessiz Katil, Elçin Yıldırım, Nükleer demiş ki Nur ve İrem ablaya selamlar Nükleer'den. Bunu iletirsen sevinirim. Kesin beni özlediler. Setup videosu çekecekler mi? Evet. Elçin. Setup videosu çekeceğiz ama odayı hiçbir zaman istediğimiz halde toplayamıyoruz. Evet. Bir şekilde dağılıyor ama hala bir sözümüz var, bir sene. Onu banladım ya. Yok banlanmamış ya, banlanmamış. Zaman aşımına uğramış orada. O güncüm hoş geldin. Nur ablanın gözü var mı diye soru var. Gezim. Var. Gizli var onun. Gezim. Gizli var. Sorum yok. Ruthless Ladies'e sevgilerimi iletirseniz sevinirim demiş. Big Boys okuyamadım. O zaman size Twitch'ten çıkıyorum artık. Tamam. Önce ikinize teker teker şeyi soruyorum. Hayatınızda şu an, bugün, şu saatte hayatınızdan memnun musunuz, mutlu musunuz, huzurlu musunuz? Ne? Ya. Yani bunun da benim açımdan cevap vereyim. Tek sebebi yani yaptığım iş bazen beni mutlu etmiyor. Yani şöyle mesela Hog'dayken çok mutlu olacağımı falan düşünüyordum. Evet. İlk 2 hafta hayvan gibi zorlandım. Çok bayağı hani hiçbir şeyi normalde takmayan bir insanım ama her şeyi taktım mesela. Chat'te yazılanları, evdeki muhabbetleri. Yani Twitch benim sosyal hayatımı da artık etkilemeye başladı. Veya işte yayında bazen izlenmelerimiz aşırı düşüyor. Hak etmediğimizi düşünüyoruz. Sonra erkek arkadaşımla tartışıyorum. Ben işte gereksiz yere ona sert yapıyorum falan ki sen de bunlardan birine şahitsin. Oldu, şahit olmuş. Yani evet anlıyorum. Hatırlar. Ben mesela 3 aydır yayın yapıyorum ve 3-4 kere deyip kapatacağım noktaya geldim. Evet. Ve özellikle belli bir yaştan sonra şey diyorlar. Abi olgunluk sizin avantajınız. Hayır. Halbuki tahammülümüz daha düşük. Kesinlikle. Yani chatime gelip ulan oraya bir şey yazdık okusana onu diyen adama sen kimsin lan diye coşabilirim ben. Aynen. Anladın mı? Yani hafta içi 5 günümüzü biz yayınlara veriyoruz. Şunu düşünüyorum. Ben erkek arkadaşımla görüşemiyorum. Ben ailemle görüşemiyorum. Sosyal hayatımı azaltmak zorunda kaldım. Sadece hafta sonuna sığdırıyorum. Peki vazgeçtiğim şeyler Twitch'te kazandığım şeylere değiyor mu? Bazen bunu düşünüyorum. Hani bu sadece kazandığın para değil. Aldığın motivasyon, izleyici, oynadığın oyunun beğenilmesi, ya takdir edilmek. Hani bunun altında bunlar var ve bazen şey diyorum hani kaybettiğim zamana vesaire değmiyor. Çünkü mesela ailem Ankara'da, gidemiyorum yani. Benim gitmem hani en kötü 3-4 gün yayın yapmayacağım demek. Gitmiyorum o yüzden de ve bizim kendi vaktimden çalıyorum. Hani bazen değiyor mu değmiyor mu diye düşündüğüm oluyor yani. Ya zor bir iş olduğunu anlayamıyorlar herhalde. Çok zor. Ben sadece bir tane yayın aç. Yani bunu 45. kez söylüyorum ama evine kalabalık bir misafir geldiğinde salona gidip hoş geldiniz demeye utanan tipler tarafından burada yargılanıyoruz. Aynen. Şunu yap. Sıktı. Onu geç. Şimdi şunu yap. Geç. Şimdi bunu yap. Çöpsün, boşsun. Abicim tek çarpı işaretine bakar. Bu kadar basit. Ben hep onu söylüyorum. Çık abi, beğenmiyorsan. Ben de çok konuşuyorum. Rencide etmiyorum kimseyi. Ağzına girmediği bir gün yok Allah'ın cezasını. Şey diyorum, beğenmiyorsan çık. Ben de mesela yayın çok dolaşıyorum. Beğenmiyorum. Kapatıyorum. Hani. Banlandığım çok kanal var ama o da neden? Bir lafından. Ondan ama onun dışında. Ya onu da şey diye düşünüyorum ben. Tamamen bunlar saf kötülük diye düşünüyorum ben bazen. Senin durup dururken canını yakıyorlar çünkü. Evet tabii canım. Ve ya gerçekten umursamayacağını düşünüyorlar. Tabii canım kötü bizim özellikle. Ya da canını yakmaya. Bilerek, üzerek yapmadıklarını biliyorum ama tabii canım. Hani. Çünkü birçok izleyicinin aslında hayali belki yayın açmak. Ve yayın açan kişilere de direkt düşman oluyorlar yani. Bu arada banlanmıyorsunuz arkadaşlar. Biz genelde biz yayınlara başladığımızda bel altı şakaları ve küfürleri dedik ki istemiyoruz chatimizde. Çünkü biz çok böyle unisex bir chat olarak başladık, kadınlı erkekli, kimse rahatsız olmasın diye. Yoksa şakanızdan da anlıyoruz efendim. Yoksa kimse burada üzülmesin, şey yapmasın. Evet. O zaman Nur direkt sana soruyorum. Evet. Bir dakika. Müziği vereceğim arkadan. Bir dakika. Geliyor. Arkaya ben ışığımı da yapayım. Şu an çok duygusal bir müzik çalıyor, sen duymuyorsun. Canım en son ne zaman ağladın? Ay doğruyu sorun. En son. En son Hog'un son bittiği gün ağladım. Hog bitiyor diye. Ondan bir yakını Hog'un 2. haftasında oylamadan sonra herkesin bizi giydirmesine, bize yüklenmesine ağladım. Bir de ilk haftasında ağladım. Bir ay içinde 3 kere ağladım yani o da. Peki seni ağlatan şeyi burada anlatmak isteyen var mı? Ya ağlatan aslında tek bir şey yoktu. Son ağladığım şey Hog'un bitiyor olmasıydı. Yani değerini bilemediğim gibi düşündüm. İkinci haftasında Emre'nin ve Ramos'un bizi durduk yere gömüp kendi kitlesini bize yönlendirmesi benim çok sinirimi bozmuştu. Bir de evinden uzaktasın vesaire, hiç tanımadığın insanlarla aynı evdesin ki biz ilk hafta Emre ile çok iyi anlaşmıştık. Hani o bize 5, biz ona 4 vermiştik falan. Ama ikinci hafta nedense düşük puan muhabbetinden sonra bir aramız gerildi ve orada bir kalbimizi kırdı Ramos'la ikisi. O yüzden ondan dolayı ağlamıştım. Anladım yavrum. O Hog'a gireceğiz de. En son ne zaman mutluluktan ağladın o zaman? Ben hiç mutluluktan ağlamadım. Aga be. Yani çok ağlayan bir insan değilim. Sadece çok sinirlenince ve çok üzülünce ağlarım. Yani mesela vejetaryen olduğum için Kurban Bayramı'nda ağlıyorum falan. Hani öyle şeylerim var. Anladım. Ama öyle mutluluktan hiç ağladığım olmadı. Ama çok mutlu zamanlarım oluyor tabii ki de. Mutluluktan ağlamayan Nur'a hadi bir kalp. Hadi bir kalp bana. Chat hadi be. Hadi bir şey be. Olur mu? Tabii ki de İrem, çok eski diyorum. Ayranın rengine bakar mısınız? Onu içmemen daha iyi. Ama içip ayranın rengi bu olur mu? Programda başına bir şey gelirse benim işime gelir ama. Hayır İrem, saçma, bir aydır bu evde bile yaşamıyorum ben. Dolaptakiler hepsi bir ay önceden kalma yani. İrem geldi, romantizmi bozdu demiş. Evet ya, ne kadar romantizm yapıyordu. Allah seni kahretmesin. Neyse. O zaman şimdi İrem'e geliyor aynı soru. Evet. İrem'cim, en son ne zaman ağladın diyeceksin. Bir tanesine ben bile şahit oldum. En son ne zaman ağladın? Hangisine şahit oldun? Kız şeye gidecektik. İçki almaya bir şeyler. Hangisi? Kız Volkan. Ya ben şimdi anlatmak istemiyorum. Evet, Volkan beni ağlattı abi ya. Ayı Volkan. O kadar dolmuşum ki. İçki almaya gideceğiz. Volkan dedi, hayır İrem sen gelmeyeceksin dedi. Dedim geleceğim abi. Hayır gelmeyeceksin dedi. Hah dedim, telefonu attım, yukarı çıktım. Tuvalete, hepsi de anlatıyorum arası çok bomba. Tuvalete çıktım. Tamam, odamızda tuvalet var. Odanın kapısını kapattım. Tuvaletin de kapısını kapattım. Oturdum. Sonra kapının önünde full hepsi. Bir de bütün erkekler. Full hepsi toplanmışlar abi kapının önüne. Kapıyı çalıyor. Dedim ki tuvaletteyim. Sonra odamın kapısı açıldı. Odamın kapısına girildi. Okey tamam. Hala tuvaletin kapısı kapalı. Tuvalete oturuyorum. Tuvaletin kapısını açtılar. Şu bak, tuvaletin kapısı açıldı. Oturuyorum. Kimle göz göze geldim aynadan? Aynadan biriyle göz göze geldim. Böyle falan yaptım. Ağlarken yakalandım. Ondan sonra ağlarken yakalandım. Peki, ama o şeydi, Volkan'dan dolayı değildi. Volkan'dan gerçekten Hog bizi çok yıprattı. Evet, Eren vallahi yıprattı. Şaka maka hani. Çok doldum. Şey değil de artık hani annemi çok özledim, Muffin'i çok özledim. Ne bileyim, evde böyle sürekli pozitif olmak zorundasın. Anlıyorum. Anlıyorum. Sesin, görüntüleri dondu. Arkadaşlar o kadar derin bir konuya girdik ki görüntüleri dondu. Yani üzücü. Üzücü. İnternetinizde şimdi geldiniz. Görüntünüzde bir donmalar yaşanıyor arkadaşlar. Bir saniye. Drama. Şu an bir şeyler söylerseniz ben donup donmadığınızı anlayacağım. Ondan sonra ne diyordum? Çok yıprattı. Ama mesela onun dışında en son ne zaman ağladım? Bayağı oldu. Peki mutluluktan en son ne zaman ağladın? Hiç ağlamadım ya. Aga be. Hayır, hiç ağlamadım. Aga be. Vallahi ağlamadım. Bir kalp ama be. Ama şeyde çok ağlamadım ve gözümde olmuştu. Peanuts bacak ameliyatından iyi çıkmıştı. Onda bayağı mutluluktan uçar çünkü o gene riskliydi ya, şey için, Peanut için riskliydi. O zaman çok sevinmiştim ha. Ağlatmayı çözeceğim. Mutluluktan ağlıyor musun? Chat'e ben sormak istiyorum. Aga mutluluktan be. Ağladınız mı hiç? Evet. Sen ağladın mı Eren? Mutluluktan ben ağladım. Ne? Ablamın çocuğu olsa falan ağlarım herhalde, ne bileyim. Ablamın çocuğu olduğunda da 4 tane yeğenim var, hiçbirini ağlarım. Tiyango olsa ağlarım. 2 kez falan ağladım. Chat ağladı mı acaba? Ben ağladım. Evet. Ben merak ettim şu an. Ağladım. Bayağı ağlayan var. İnanılmaz. Ay ne mutlu abi size o zaman. Çok güzel bir şey. Ya o şey artık İrem, hani artık tepki veremiyorsun. O kadar seviniyorsun, o kadar mutlu oluyorsun ki O aşamayı geçiyorsun ve sinir boşalması evet, ilginç. Boşalıyor, gidiyor. Ağlamayı tetikleyen şey bende üzülme veya sinirlenme. Evet, bende de hani çok mutlu oldum. Çok şey oldu bu arada gerçekten ama evet, hani... bende de öyle aşırı mutluluktan. Ha, gülmekten ağladım ama. O sayılır mı bilmiyorum. Hmm, yok, sayılmaz canım, sayılmaz. O kadar mutlu olamadık be abi. Aga be ya. Demiş. Aga be. Öyle deme be. Ağlarım öyle şimdi. Deme, öyle demeyin, öyle demeyin. O zaman ikinize de soruyorum. Nur, Twitch'te sana bir yetki verdiler. İnanılmaz, CEO'sun. İrem, sana da öyle, ortaksınız. Adam bırak. Ne yenilik getirirdiniz, neyi götürürdünüz? Biliyorsunuz senelerdir Twitch'te pek bir yenilik olmadı. İrele'yi götürürdüm. İrele'ye gittik. Aa, biz gittik şu an. Biz şu an gittik. Şey yaparız. Aslında bu talk show. Puzzle yaparak sohbet ederiz. Talk show ekleyebilirim. Evet. Talk show ekleyebiliriz. Talk show dediğin yayıncı. Evet. Tamam. Ben İrele. Direkt İrele. İrele ne gitti? Başka ne gitti? Meme yayıncıları gitti. Aa. Paraşüt TV geçen gün dedi ki konuk olduğunda meme yayıncıları için kategori açarım meme diye. Memeler orada olur dedi. Mantıklı. O zaman gene izlenmeyiz ki. Bütün hepsi evet. Gene orada ama olacaklar. Ama gerçi CEO olmuşsun. Artık ne izlenmesi? Aman meme diye kategori açarım. Eren'i düşün. Evet, Eren mesela ya. Talk show'da tek başına duruyor. Orada meme yayıncısı var. Meme yayıncısına saat gece 2'den sonra. Vermem abi. Yok, kadar. Gitsin, kırmızı noktalı yayın. Gitsin şey atsın. Bence mantıklı. Periskop atsın. Wow. Peki CEO'suna girmiştim. Ne getirirsiniz yenilik? Ne yaparsınız? Allah aşkına şu dolar kurundan bahsedecek misiniz ya da başka bir sistem? Yenilik bir şeyler getiririm ama dolar... Twitch'i biraz eleştirmek olur, o yüzden çok girişmeyeyim. Ona çok girmeyeyim ya. Anladım. Ya yani yayıncıya daha çok veririm. Yayıncıya daha çok veririm. Şu işte bu çok kötü bir şey. Yani hiçbir şeyi yorumlayamamamız aslında kötü bir şey değil. Evet. İnternette çok rahat olmamız gerekiyor. Bu korku imparatorluğuna biz alışığız Türkler olarak ama. Evet alışığız ama. Konuyu değiştir. Hop. Şimdi anlandı Nur galiba. Şu an gittik. Ters gelip çekecek birazdan. Bir sorum daha var. Peki direkt ülkenin halinden, banlanmadan, siyasete girmeden memnun musunuz? Çünkü biz 90'lar çocuklarıyız. Gördük. Güzel günleri de gördük. Nedir? İnsanlık olarak yorumlayın. Maddi olarak zaten kötüyüz de. Hayvan gibi mutsuzum ben. Gram empati yok. Gram tahammül yok insanlarda ve cahillik. Yani şu an Türkiye'nin en büyük problemi bana sorarsan. Ben bayağı mutluyum. Yani ümitsizim de bu arada. Ben de ümitsizim de tahammülsüzlük, empati yap. Heh, onu soracaktım. Ümitli misiniz geleceğe dair? Yok. Sıfır yani. Sıfır şu anda. Ya çünkü neden biliyor musun? Onu da aslında çok küçük bir parçaya bakarak söyleyeceğim. Belki çok yanlış olacak ama. Mesela... Kırmadan. Sinirlenmeyelim tamam. Sakin konuş. Şey olarak biraz küçük bir kitleye el olarak söyleyeceğim gene. Ama şu an her çocuğun elinde, 3 yaşındakinin bile elinde iPad veya şey var değil mi? Yani 3 yaşındaki bile yayın izleyebilir. Evet. Şimdi Twitch ve YouTube'u baz alarak çocukları düşün. Edilen küfürleri, yapılan yorumları, sıfır empati. Bu arada işte atıyorum engelliye de yapılıyor bu. Küçücük kıza da intihara sürükle. Hani o açıdan bunu yapanlar 9-10 yaşında çocuklar. Şimdi bu çocuğu bizim geleceğe emanet ettiğimiz çocuklar olarak düşün. O yüzden ümidim yok. Bunu yani neye bakarak söylüyorum? Twitch'e ve YouTube'a bakarak söylüyorum. Hani küçük bir kitleyi alıyorum ama hani düşününce de o kitle beni ileride kurtaramaz. Çünkü o kitle gram empatisi yok. Gram tahammülü yok. Mesela şeyden de söyleyebiliriz gram tahammülden. İşte şu oyuna geç sıktı. Abi Mubot'a verdi. Ya, bizde de aynısını yaptık bu arada. FBI Muti Mubot'a abonelik hediye etmiş. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Mubot aramıza hoş geldin canım. Hoş geldin Mubot. Bebeğim, çalışanım, yavrum. Eminim bu sablığın değerini bilecek. Gerçekten umarım yenilersin Mubot. Umarım Mubot tekrar gelir yayınlar. Yani şeyden diyorum hani coştuk ya artık mesela sokakta ben bir erkek olarak bile çok huzursuzum. Yani aman mesela bir kadın yanlış anlamasın diye önümde yürüyorsa daha hızlı yürümeliyim ki onu geçeyim yanlış anlamasın. Falan. Ya da sokağımı değiştireyim. Metrobüste ablacığım bak sana bir şey yapmayacağım. Ya da çocuğunuz sadece çok tatlı diye baktım. Başka bir amacım yok ya da. O bile ya. Yani, çocuk artık sevemiyorsun. Aynen cüzdanını çalmayacağım bak arkamı dönüyorum. İstersen sen bana yasla. Artık iyice delirdik ya. Herkes mutsuz. Canım. Herkes mutsuz. Evet öyle canım yani o yüzden ümit açısından da hani ben küçük bir şeyi baz aldım belki YouTube ve Twitch ama. Yeni neslin gelişine baktığımda hiç iyi görmüyorum. Ha ne kadar bunun hakkında biz konuşuyoruz, ne kadar birikim var da konuşuyorum. Ama kendi fikrim aslında olarak. Var canım, yeni nesille yaş aramızda var. Yani ben bunu nefret ettiğim şeydi büyüklerin böyle siz bizim zamanımızda. Ama hakikaten bizim zamanımızda. Anlayabiliyorsun. Yani. Farkı da anlayabiliyorsun. Ümidimiz de yok ha. Evet, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak yani. Bir kere nesil de değişiyor. Hani belki 40 sene sonra falan. Evet, yani belki biz mesela şey diyoruz ya işte kötü bir kitle var Twitch'te vesaire. Belki de onlar yeni nesil. Yani nasıl biz çocukluğumuzda büyüklerimiz bize kötü olarak bakıyorlardı. Ama yeni nesil yani. Sıfır tahammül, işte dediğim gibi empati dedi ya, YouTube'da görüyorum. Engelli bir çocuğa bile yazan işte profiline baktığında işte o korkutuyor ama yetiştirilen tarz yani çocuk aslında belki annesi babasına göre bile değişmiyor. Yani o tableti veriyor çocuk. Annesinden babasından almıyor o eğitimi. İnternetten alıyor yani. O yüzden. Yani şöyle zaten anlıyorum yani. Buradan hani o arkadaşlara da sesleneyim. Şu an chatimizde öyle insanlar yok ama. Yok evet. Yani hayata karşı öfkenizi anlıyorum. İşte anneniz babanız sizi sevmiyor. Belki onları göremiyorsunuz. Belki dayak yiyorsunuz. Belki okulda eziliyorsunuz. Belki cebinizde para yok. Arkadaşınızda işte bisiklet var, araba var, anlıyorum. İşte mutsuzsunuz. Belki bir hastalığınız var, anlıyorum. Belki işte kadınlarla aranız kötü ya da erkeklerle aranız kötü. Her şeyden nefret ediyorsunuz. Anlıyorum. Ama bunu kusacağınız yer Twitch ya da YouTube değil arkadaşlar. Yani bunu insanlara burada bir şey yazabiliyorsunuz diye insanları üzmeyin. Bir de bunun psikolojik tarafı var. Gerçekten ben 28 yaşında bir adam olarak tamam senin yazdığına ben çok takmam ama bu kötülük yaptığınızın farkında değilsiniz. Birine gelip burada anasına sövmenin hiç kötülük olmadığını düşünüyorsunuz herhalde ama bu kötülük. Yanında değil o an. Hani. Bu Allah'tan yani da günah. Yandıysa birinin canını yakmakla geçmez o. Evet yani bunu anlamıyorlar maalesef. Buraya kusuyorlar her şeylerini. Kusmayın. Evet, kusmayın. İyi olmak her zaman size kazandırır arkadaşlar. Gerçekten. Kesinlikle. Kesinlikle. Sana kötü olana bile yani bence iyi olmak kazandırır. Yani ama bu dünyada öbür dünyada bilmiyorum. İnancınız ne çetede bilmiyorum. Herkesin inancı farklı ama gerçekten kötü olmak evet sizin gözünüzde prim yapıyormuş gibi geliyor. Kötü insan olmak. Ama neyse. Umarım en kötü büyüyünce değişir. 20 yaşlarında değişir. İleride değişir inşallah. Hani hep böyle kalmak. Ya banlamak beleş değil mi demişsin Bedirhan ama şimdi ben burada bir masraf yaptım diyelim ki ve işte belli bir yaşa geldim. Belli bir birikimim var. Burada güzel insanlarla konuşuyorum. Ve oradan biri çıkıp işte senin ben şöyle şöyle yapayım. Bir an onu görünce nasıl düşüyorsun? Nasıl moralin? Ya sokakta sana bunu dese biri ne yaparsın mesela, anladın mı? Burada da aynı şey aslında. O da bir insan bunu söyleyen de. Yapılan da bir insan. Bazen biri bir şey söylüyor yayında, chatte sana. Sen banlayıp geçiyorsun ama 20 dakika kafandan siliniyor mesela. Ve RP yapmak zorunda kalıyorsun. Evet, bu çok kötü bir şey. Kötü bir şey. Ve çok zor bir şey yayıncılık. Anlamıyorlar yani, burada oyunculuk yapıyorsun aslında. Gerçek hayatındaki gibi olsan tepkilerin bu kadar olmaz. Bana en başından tekrar deseler ki başa dönüp yayıncı olur musun? Olmam mesela. O zaman soruyorum. Ruthless Ladies'le İrem ve Nur arasında fark var mı? Yani başka bir kimliğe bürünüyor musunuz? Hayır, Ruthless Ladies. Hayır aslında. Hiç yok ya. Ha, tabii ki atıyorum bir yorum geliyor, ne bileyim. Çava beni kırdı diyelim. O an onu belli etmemeye tabii var ama onun dışında ya, tabii çok kendimizi çalışıyoruz ama onun dışında tamamen kendimiz. Tamamıyla. Normalde miktir git lan diyeceğim yere mesela sadece banlıyorum. Evet yani peki ama Twitch'te çoğu kişi küfür edilmesini seviyor ya. Abi bize küfür etsene diyorlar ya mesela. Evet ama küfür etmesini sevmeyen de bir kitle var. Onu bir yandan da kaçırmamak istiyorum. Hani çünkü ben normalde sosyal hayatımda da küfürlü konuşan bir insan. Ama yayında bazen oyun oynarken küfür ettiğimde mesela 5 kişi üf çok iyi küfür ettin diyorsa 2 kişi de orada abla küfür etmeye yakışmıyor diyor. Neden hani onu da kaybedeyim diye düşünüyorum. O yüzden etmemeye çalışıyorum. Doğru. Ironicus okuyamıyoruz, ismi çok zor. Benim de modluğumu yapmıştı bir gün, hatırlıyorum. Ellerine sağlık, teşekkür ediyorum. Selamlar, yayıncılık olmasaydı hayatlarındaki gidişat nasıl olurdu? Ne yönde bir yol çizerlerdi kendilerine demiş. Vallahi hiçbir fikrim yok biliyor musun? Elimizden başka bir iş gelmiyor. Şu anda gelmiyor. Şu an mesela 4 sene önce belki kafamda şey olabilirdi mesela şeydi. Sonra Level dergisiyle görüşüyordum. Belki tamamıyla farklı yönlere giderdi de artık şu dakikadan sonra aklıma vallahi bir şey gelmiyor. Ne yalan söyleyeyim. İrem evlenirdi diyor. İrem evlenirdi. Bu arada ona da bir açıklık getirmek istiyorum. İlk defa bu kanalda söyleyeceğim. Evli misin sen be? Hayır. İlk defa bu kanalda bir şey söyleyecek. İtiraf geliyor. Dur geliyor. Sen geliyor. 8 Ağa'nda biliyorsunuz evlilik muhabbetim vardı. Burada benim izleyicilerim de var, soruyorlar sürekli. İlişkimiz bitti, haberiniz olsun. Aga öyle bir şey yok artık. Bu arada biteli 3 ay oluyor. Hmm. Daha ilk defa söylüyorum. İtiraf kaç geldi. Kaç yıllık ilişkinde? 3 yıllık. Yani bunu izleyici nasıl söyleyeceğini İtiraf. Şey yapamadı. Heyecanlandı. Anladım. Yani 2,5 aydır hani Hog'a gitmeden önce olan bir şeydi. Hog'dan bir ay önce. Ama hiç şey yapmak istedim. Hep mesela Eren'le sormuşum. Niye söylemiyorsun abi? Şeyden söylemek istemedim. Bu sefer de şey diyecek. Ha Hog'a gidiyor. Hog'dan dolayı ayrıldılar. Ya da işte Hog'dayken söylesem Hog'da bir şey oldu. Ha. Çocuk kıskandı. Evet. Kavga ettiler. Ondan ayrıldı olacaktı. O yüzden hep böyle bir uzatayım hani söylemeyi dedim. Çünkü tam Hog dönemine geldi ya. Her türlü şeyden düşündüm. Hani Hog'a bağlanacak o. Peki bunu hiç kendine kalkan olarak kullandın mı? Yani ilişkim var benim işte hani orada bir yakıştırma yapmasınlar herhangi bir yayıncıyla diye. Var desek de yakıştırma yaptım. Aa yani o hiç mesela hiçbir şey fark etmiyor. Evlendik ki gerçekten bu arada evlenme yolundaydık, evlenecektik ama ona rağmen hala devam eden şeyler vardı da hani. Yani kalkan olarak hiç düşünme. Ben çünkü gayet gurur duydum hep. De her sene her yaz evlenecektik. Zaten hep gurur duydum. Ama onu da şimdi ilk defa söyleyeyim çünkü chatte de bizim soruyorlar. Şey de demiyorum, İrem evlilik ne zaman hani çok da söylemek de istemedim falan. O yüzden şimdiden söyleyeyim bir 2,5 şey oldu. Peki gelecek hayalin ne İrem? bu bir bar açmak da olabilir, çoluklu çocuklu Ayvalık'a yerleşmek de olabilir. Benim en büyük hayalim hep söylüyorum. Böyle Trabzon gibi bir yeri veya Norveç, Trabzon'dan Norveç. Ama böyle doğa düşün. Bir tane ev. Ev yapmak da bu arada hepsini araştırdım. Ucuz. Hmm. Gerçekten o tarz bir yerde ucuz. Böyle her yeri cam olacak. Tamamıyla izole. Ev, yakında bir ev olmayacak ama bir tane de helikopterim olacak. Ambulans falan gelemeyeceği için acil durumlarda helikopterle hastaneye gideceğiz. Öyle bir nice ev. Hayal gerçekten. Hayal. Söyleyemedim bile yani. Hayal. Nur senin? Gelecekle ilgili yani herhalde Twitch'i bıraktıktan sonrası falan için söyleyeyim. Yani büyük ihtimalle biz Deniz'de de şimdi konuşuyoruz. İşte Yunanistan'a taşınmak olabilir. Hmm. Yani bir yurt dışı taşınma hayalimiz var. Ama bunun için nasıl bir çaba gerekiyor vesaire şimdilik daha araştırma sürecindeyiz. Ya yani burada da kalırsak öyle bir hani çok fazla hayal kuran bir insan olmadığım için tamamen gidişatına bırakıyorum. Peki Twitch'i bıraktıktan sonra dedin yakın zamanda böyle planın mı var? Yoksa yani bir süresi bana o geliyor var? Gidiyor ya. Ya ha. Yani Nur'da sürekli geliyor. Ben de sürekli geliyor gidiyor. Anladım, anladım. O zaman hazırsanız biraz Hog konuşalım. Çünkü bunun etrafında dolaştık. İçecek bir şey var mı Nuringen? Bir ara verebiliriz. Şey. İsterseniz birkaç dakika ara verebiliriz. Yo ara vermek değil. İyi. Evde içecek. Şöyle yok, bir ayran var. Sarı gibi gözüküyor. Evet. Sarı değil bu arada, rakı beyazı. Anladım. Anladım. Hog'dan geldiğimden beri eve hiç alışveriş yapmadım. Evde bir ay öncesine ait yiyecek içecekler var dolapta. Her şey zehir şu an. Yani. Ayran o. Şimdi Hog'a gireceğim ama sizin bu konularda bazı orada hani sinirli durumlarınız oldu. Ben orada drama çıkarmaya çalışan bir adam gibi gözüktüm biraz. Aslında öyle değil. Sizin orada evet. Konuşamadığınız şeyler de oldu. Orada susmanız gereken, yayını aksatmamanız gereken durumlar da oldu ama en başta pişmanlığınız var mı hiç? Yani ya bazı yerlerde susmamız. Yani pişmanlığınız var mı derken katıldığınıza pişman mısınız önce onu sorayım. Yok hayır. Değilsiniz. Yok. Tekrar katılsak sıfırdan neyi değiştirirdiniz? Ne yapmazdınız ya? Bazı şeylere daha net cevap verirdik herhalde ya hani ya net cevap vermekten kastım kendimizi savunma. Hı hı. Hani biraz ikimiz de bazı konularda en ufak şeyi söyleyeyim. Mesela uyuyoruz, çok ses geliyor. Ben Nur'a şey diyorum, çıkıyorum şimdi hani konuşacağım diyorum. Nur orada İrem hayır sakin ol diyor. Hani onlara yapmazdık büyük ihtimalle gibi geliyor. Hı hı. Peki bu ya en ufak şey var. Gruplaşma muhabbeti. Bir dakika şöyle de alayım elime. Bir boka benzesin. Kızlar. Birinci soru. Ben size hiç asıldım mı orada? Hayır abi ya. Abi, evet diyor ya. Hayır. Orada kimseye asılmaz. Arkadaşlar bunu kafaya takmış bir arkadaşımız var. Herkesin chatinde benim Ruthless Ladies'e asıldığımı iddia ediyor. Bak biz gerçekten insanlar şeyi anlamakta belki çekiyor bazen. Gerçekten samimi insanlarız. Mesela biz seninle tanıştık, ertesi gün sarılıyorduk. Evet. Bu bana anormal bir şey gelmiyor. Eğer ben frekansımı tuttuysa Eren'e ya demek bana acayip gelmiyor. O şey demek de düşünmüyorum. Vay be, Eren kolunu bana attı. Ramos'la da benim en ufak samimiyetimde aynı şeyi muameleyi yaptılar falan. Hani insanlar samimi olabilir ve samimi olan herkesle sevişmek veya sevgili olmak zorunda değil arkadaşlar. Değil, evet. Onlar ama kadın gördüler mi? Bir de erkek var ve bir kadın bir erkeğe gülüyor. Yan yana gelince ne? Aman tanrım, neden sevişmesinler ki? Neden yani falan diye. Yani gerçekten sığılmadı. Gerçekten sığılmadı. Senin sevgilin var bir de. Benim güzelim sevgilim var arkadaşlar. Yani, ben bir kadına aşığım. Fotoğraflarını da gördüm bu arada. Hatta dedim aman diyeyim dedim. Aman, kaybetmem. Onun da adı İrem. Yani. Evet. İrem'di değil mi adı? Onun da İrem tabii. Konu. Evet. Her neyse. Konu nereye gitti? Şimdi ne soracaktım yahu? Hazır oradan açılmışken. Bu gruplaşma olayı sürekli söylendi durdu. Siz aranızda böyle bir şey konuşuldu mu? Ya da bak mesela senin Tuğkan'la bir geçmişin var yayın olarak falan İrem. İkinizin de var bu arada. Aynen, ikinizin de mi var? Onu bilmiyorum. Tabii yani bir tekli yayın açtık galiba Tuğkan'la, bir de Nur'la üçümüzün açtığı yayın oldu. Peki yani ama Tuğkan'la bizim çok ortak arkadaşımız da var. İşte bu etki etti mi orada? Hayır, tanıyor olmak evdeyken tabii ki etki etti. Bu gruplaşma denen şey oylara yansıdı mı yani? Evet, biz Tuğkan'ı tamamıyla unfollow ettik. Arkadaşlarımız tamamıyla kesmiştik o dönem. Aynen, eve girdiğimizde hani şey bayağı soğuktuk bu arada. Soğuktuk. Sonrasında tekrar oturup Tuğkan konuştuk, işte sordu ne oldu? Neden? Onu sordu veya bizim söyledik, hatırlamıyorum. Hani bu sebepten işte bu yüzden seni unfollow ettik. Bu yüzden kendimizi geri çektik çünkü izlenmelerimiz düştü. Sinir olduk ki yüzüne gayet normal bir şey söyledik. Onun dışında bize alternatif bir şey oldu. Semoş'ta Volkan'ı zaten çok iyi tanıyorduk. Güneş'i tanıyorduk. Hani diye orada Emre ile İslam'ı tanımıyorduk. Bir de gruplaşma diye bir şey yok. Emre ile İslam çok net gelmiyorlardı. Ben kaç kere Emre'yi içeri gidip davet ettim. Bak yayın dışında da bu böyleydi. Yani Arzu ablanın yayınında çok ortadaydı bu mesela. Veya işte Tuğkan açıyordu. İşte dışarıda Vampir Köylü oynuyorduk. Yine Emre ile Ramos yoktu. Bir de o zaman ben gruplaşma sadece sanki şey gibi oldu. Sadece işte Nur, ben, Tuğkan, Semoş, Volkan. Hayır, bir de orada Güneş, İslam şey de var. Evet, orada Emre da de var. O zaman nedense şey gibi, hani sanki onlar masaya geliyor, hep beraber kalkıyoruz. Ya onlar da açıkladılar bunu. Açıkladılar mı? Evet. Gerçi bilmiyorum, İslam falan söyledi. Hani sanki biz onlar gelince masadan kalkıyoruz ya da gelince bir anda sessizleşme vardır ya. Evet, ben Emre'yi mesela çok çağırdım. Emre bana şey dedi, dışarıda sert yerde belim ağrıyor. Son gece bile ben çağırdım. Evet. Son gece bile ben çağırdım. Bir yarım saate geleceğim dedi çok mesela. Dedi belim ağrıyor dışarıda oturunca, burada evin içinde rahat rahat koltukta oturmak varken dışarı çıkmıyorum dedi. Ben de dedim ki ona zaten bitecek burası, hani hep evde oturacağız. O yüzden gel hep birlikte dışarıda oturalım dedim. Ramos'a kaç kere söyledim. Ramos da dedi ki yukarıda Discord'da arkadaşlarımla oyun oynuyorum. Yani insanlara da hadi abi gelin burası Hog, hepimiz aynı yerde oturacağız diye. Durmak zorunda değilsin zaten. Değilsin. Biz de istesek odada takılırdık. Yani. Ya ama işte ben mesela Emre'nin ağzından tek duyduğum şey sizin çok close connection'ınız var. Yani çok aranızda samimiyetiniz var. Ama İslam ne oldu işte? Anlatabiliyor muyum? Mesela ilk hafta biz Emre'yle çok samimiydik. Tuğkan'la işte daha hani soğukluk dediğimiz dönem Emre'yle samimiydik mesela. Sonrasında bizim samimiyetimizin gitme nedeni de aslında sen biliyorsun. Hani onlar olduktan sonra o samimiyet gitti. Yani kimse böyle şey olarak girmedi o eve. Hani kapalı, tamamıyla arkadaşlığa gibi girmedi. Herkes orada birbiriyle arkadaş oldu. Mesela Semoş'la aynı evde yaşamadım. Yani Semoş'la da hiç anlaşamayabilirdim bu arada. Aynen. Hani doğru. Ben Semoş'u şeyden tanıyorum, Vogue zamanından tanıyorum. Semoş'la maksimum bizim yüz yüze görüşmemiz 3 keredir. Bak maksimum 3 keredir. Orada baktım mesela Semoş'un karakterini hiç beğenmedim, atıyorum. Anlaşamayabilirdim hani. Yani o tamamıyla böyle çok saçma algılandı. Biz yani şeyi de bilmiyorlar yani, hani biliyorlar aslında da aynı evde kardeş de bile anlaşamıyor bazen. Yani evet tabii canım. Çok zor bir şey ama sizin sadece anlaşamamak ya da muhabbetin tutmaması da değil. Bazı şeyler yaşandı sanırım o ikinci hafta muhabbeti mesela. Tabii. Ya bunu anlatmak ister misin mesela? Çünkü bunu anlatmamanızın, ben mesela başta size geldim şunu söyledim. Arkadaşlar chat... Biliyordun her şeyi. Evet, ben bunları biliyorum. Chat bunları bilmiyor. Puanlamada bunlar ortaya çıkıyor ve şey oluyor. Siz bütün hafta birbirinizle kardeş takılıyorsunuz. Bir anda birbirinizin arkasından konuşuyormuşsunuz gibi oluyor. Evet. Halbuki bunlar yayına yansısa herkes der ki ha bu yüzden bunlar. Eren hiç fark etmiyor. Ay onu biz oylamada da söyledik, yayına da yansıdık. Ya, oylamada hiç böyle açık açık anlatmadık hani. Yani yine anlattım ama hani ben Emre ile olan muhabbeti vesaire. Şey yaptılar yani, boş konuşuyorsun muhabbeti yaptılar. Anladım. Ses yani. Turan, hoş sohbetler, sonra vay efendim gelmedi izlemiyor denmesin. Ses Turan, hoş geldin, teşekkür ediyorum yüzbitim için. Yani şey, sizde birebir bir sıkıntı yaşandı mı yoksa tamamen böyle? Birebir hiç. Ev içindeyken hiç kimseyle öyle selamlı sabahı kesme gibi. Emre'yle şöyle oldu. Oylama gününden ertesi gün işte salı sabah Emre gelip bana şey dedi mutfaktayken. Hadi buruş çubuğu yapalım. Sonra buruşturduk, çubuk yaptık. Barış çubuğu şey yapalım dedi. Hani yoksa ev geçmez dedi. Öyle abi dedim, sarıldık mesela. Ama ondan sonra da yayın esnasında bir takım şeyler devam etti. Hani tam anlayamadım da, hani anladın mı? Çünkü yayın dışı ayrı konuşuluyor, hani hep beraber konuşuruz. Yayın içindeyken böyle bir anda hani sanki şey gibi oldu, çünkü o ilk muhabbette biz arkadan şey hani oy muhabbeti çeviriyoruz. Şimdi oy muhabbeti çevirecek olsak da Eren şey deriz, atıyorum Emre'ye gidip. Emre sen bize 5 ver, biz de sana 5 verelim. Aynen. Hop oradan Semra'lara. Emre sen işte Semra bana 5 ver, biz de sana 5 verelim. Bence bu asıl oyundur. Demişim ama ki bir yani. Bir muhabbette şöyle oldu. Emre bana gelip dedi ki bahçedeyken, bu arada size 1 vereceğim kızlar, 1 veya 2 vereceğim dedi. Alınma darılma yok dedi. Ay dedim süper, biz 1'i kime vereceğimizi bilmiyorum dedim. Yani bilmiyoruz hani. Çünkü o sırada kimseyle bir problem evet. Yok ya. Bilmiyoruz dedim, o zaman biz de sana verelim. Açıklayalım da bunu yayında. Hani öyle konuştuk. Hani bir çünkü evde kimse bile hak etmiyor. Hani biz böyle dedik diyelim dedim. Onun üzerine bana dedi ki İrem hayır dedi, ben alınırım dedi. Saçmalama Emre falan, ciddiye almadım tabii. Saçmalama Emre falan dedim. Onun üzerine bana o size 1 veriyor ama hani ben alınırım dedi buna. Evet, sonra bana dedi ki oradan sonra zaten ben de biraz oturtmuşlar. Hele bir 1 var o zaman görürsün sen dedi. Ben ikinci adamım dedi. Aynen, onu mesela hiç söylemedik şu an. İlk hani, defa söylüyoruz. Bayağı tehdit eder gibi yani. Hani hele bir o 1 ver bana, ben ikinci adamım dedi. Bunu böyle gülerek mi söyledi ama? Tabii tabii. Nur da vardı. Gayet olsun da vardı. Ciddi miydi? Şaka gayet mıydı? Canım. Tabii. Ondan sonra mı olanları sen biliyorsun. Evet. Sonrasında o günün akşamında oylama sırasında gayet işimiz rahat bir şekilde vardı. O sırada hani o laflardan sonra biri. Ondan sonra bir anda sanki biz Emre'ye gidip şey demiş gibi olduk hani. Ki Emre sen bize 1 ver. Biz aptal mıyız? Niye milletten 1 dinleyelim yani, evde? Ya şakasına demişti derken tabii ki 1 verin hele bıçak saplayacağım size tabii anlamında değil. Tabii ki o anlamda canım değil. Ama şimdi sen mesela Eren bana diyorsun ki ben sana 1 vereceğim. Ben sana 1 vereceğim dediğinde hayır. Ben ne yapayım yani, biri? Aynen, bir de şey hayır da denmez ki yani, verme bana 1. Ben demem mesela. Ver hani, 1 yani, bana, vermek istiyorsan ver. Evet, hatta biz Volkanlarla bile muhabbetini çevirdik. İsterseniz verin. Hani çünkü bizim kazanmayacağımız belli, bir de dediğim gibi salak mıyız biz? Eğer hani bence 5'i konuşmak orada yanlış. Evet aynen, o pazarlık yapmak. Hani 5'i konuşmuş olsaydık hatalıydık derdim. Evet, ama biz millete diyorsak yani sen bize 1 veriyorsun. Okey. Ama biz de verelim çünkü 1 verecek bulamıyoruz. Bunu yayından önce dediğimizde işte Ramos ve Emre'ye sorduk. Sonra oylamadan sonra bunu salonda otururken hep birlikte. Sanki biz açmışız gibi. İşte ben buna işte dedi çok rahatsız oldum deyip Emre'nin de aynen ben de rahatsız oldum demesi ve kitlelerini bize yönlendirmeleri bence çok rahatsız edici. Benim ilk zaten ağlamam oydu yani. Yani çünkü biz sanki başlatmışız gibi ama salak mıyız? Niye kalkıp bir dinlenelim? Evet, hani, yani asıl oynuyor olsak 5 diye gerçekten öyle yapardık. Semoş'la aramız iyi, Tuğkan'la aramız iyi, o sırada Emre'yle aramız iyi. Güneş'le aramız iyi. İslam'ı hani yeni yeni tanıyoruz, o ilk haftadan bahsediyorum. Gidip şey deriz hani 5 verir misin? 5 verelim. 5 ver bizde yani, onun kulisi dönerdi. Birin kulisi dönmez. Evet, birin kulisini bize nasıl patladı mesela? Herkes bunun kulisini yaptı ama son gün biz yaptık diye herhalde. Yani şeyi yani biri sana vereceğim. Ha tamam ver, biz de sana verelim açıklayalım dememiz böyle bir şey oldu, anladın mı? Onu da şimdi orada atıyorum 10.000 kişi izliyor. Gel gitti bir kitle izliyor. Yaş ortalaması kitle izliyor. Zaten her şey çöp diyor. Şimdi ona nasıl açıklayacaksın, anladın mı? Aynen. Ve oylamada o konuşmada yetmiyordu yani. İzleyici kitlesinin o taraftan daha çok olduğunu hemfikir miyiz o zaman? O taraftan derken? Yani nasıl söyleyeyim? Yani şöyle söyleyeyim. Kitleden mesela çekindiniz ya, izleyiciden. İzleyici kitlesinin de bir Ramos ağırlığı vardı. Evet. Siz, Ramos'u, de sanki siz de sanki Ramos'un karşısında duruyormuşsunuz gibi oldu. Bir de Ramos'u orada da çok seven oldu. Yani mesela şimdi atıyorum YouTube'da bile bir video döndüğü için oradan gelip bu ne diye gelen insan orada da Ramos'u çok sevdi. Orada da koruma olduğunu ben düşünüyorum hani. Yani bizim izleyicilerimiz mesela zaten bizim kitlemiz öyle büyük. Biz ilk hafta izlemediler. Bir verdik diye ben hayvan gibi üzerime gelindi mesela. Deli gibi küfürlü mesaj. Yani şunları da anlatın abi. Instagram'a gelen özel mesajlara kadar. Yani... Evet. İlk hafta daha düşünsene Hog'a girmişsin. İlk oylama. Zaten cuma girmişsin. Cumartesi, pazar günü oylama yapıyorsun. Güneş samimiyiz diye bir veriyoruz. O buna alındığını söylüyor. Ve bu sefer Güneş'in kitlesi önce üstümüze geliyor. İkinci hafta Emre'ye düşük veriyoruz. Ramos'a 2 verdik diye. Hem Emre'nin hem Ramos'un kitlesi üzerimize geliyor. Kime nasıl ne vereceğim? Abi hani... affedersin bir tarafımıza mı sokalım o biri yani? Evet evet o çok saçma. Ya, o çok yani saçma. Vermek zorundayız yani. Ya bir de şeyi tekrar Eren lafını bölüyorum da. Şimdi insanlar şeyi anlayamadı. Biz o ayda 24 saattir yaşıyoruz. 24 saatlik bir ev. 6 saati izleyiciler değerlendiriyor. Şimdi izleyiciye zaten şöyle bir hak verildi. Oy ver. Hani sevdiğine tuttuğuna oy ver. Değil mi? Yani izleyicinin o avantajı var, verebiliyorsun. Ben niye şimdi oyu 6 saate göre vereyim? Evet. Evet. Benim orada 24 saatim var. Kimle daha çok vakit geçiriyorum, kimle dertleşiyorum. Hani ya anladın mı? Ne program yapılıyor, ne yapılıyor? Ona göre tabii ki vereceğim. Çünkü yani bu izleyici de o hak verilmiş. Evet, bu insanlar yönlendirilebilir kitlesi olduğunun farkında olup ona göre konuşmalarına oylama esnasında dikkat etmeliydi. Bizim ilk 2 hafta alındığımız şey buydu. Sen bize 1 ver, 2 ver sorun değil. Zaten bizim kazanmayı yani. O yüzden Ramos ben size bu pazarlığı bir pazarlığını yapmasaydınız size 4 verecektim dediğinde umurumda değil 5 ver istersen dedi. Çünkü umurumuzda değildi. Ama bu insanların yönlendirdiği efsane bir kitle var. Binler var yani. Ve biz o kitleye sahip değiliz. Ramos'a da o gün hatta Arzu abla vesaire de hep birlikte oylama sonrası yayın kapandıktan sonra bahçede konuştuk. Neden? Çünkü ben her problemi o an halletme taraftarıyım konuşup. Hani içime atıp bireylenmem yani. Ve şunu konuştum. Senin yönlendirilebilir bir kitlen var ve sen bu insanları sana 2 verdik diye, sana 1 verdik diye bizim üzerimize şey yapıyorsun. Ya bildiğin salıyorsun çünkü. Çünkü buna yönelik konuşmalar yaptılar. Hani bunu destekler konuşmalar yaptılar. Ama sonrasında İslam'ın hani çok üzülüp hani bizi gerçek anlamda son haftalarda tanıdığına inanıyorum. Yani İslam'la ben eve ilk girdiğimiz günden hiç problemimiz olmadı bu arada hani. Evet, İslam'ın sonradan bizim için üzüldüğünü ya o his olarak da hiç o zaman öyle bir şey konuşulmadı ama hani şeyi anladığını düşünüyorum hani yani samimiyetimize inandığını düşünüyorum İslam'ın. Mesela o belki o lafından pişmanlık duymuştur diye düşünüyorum ben. Kendi de söyledi. Ben böyle bu olduğu farkında değildim. Kusura bakmayın dedi. Yani o yüzden İslam'la her problemi halletti. Zaten halledemezsek çünkü yansıtırdık da bunu yerine. Evet. Ses demem. Yani işte o kitle muhabbeti ya şöyle peki bu House of Gündelik yorumu yaptı Emre. Ben Nordic House of Gündelik. O bence çok ayıptı da bu arada. Çok net ayıptı yani. Hatta onun lafını da çok soktu. Hog bitene kadar Tuğkan da soktu, biz de soktuk. Hepimiz Volkan'da çok rahatsız olduk çünkü kimse kimsenin arkasını toplamak zorunda değil. Yani eğer ben bir bardağı, mesela buradan çıkarken ben bardağımı alıp çıkıyorum çünkü Nur onu temizlemek zorunda değil. Ama eğer sen evin sabahkarlarını biliyorsun, herkesi bırakmışsa orada toplamak zorundayız. O bizi gündelikçi yapmıyor, kimseyi yapmıyor. Ve en az toplayan da Emre'yken House of Gündelikçi muhabbetini çevirmesi bana ilginç gelmişti mesela. Yani işte... oyuna göre oy verilsin falan filan dendi. Siz herhalde daha çok ev içindeki hareketlerden çok... tabii biz öyle var. Oy verirken yapılan konuşmalara daha çok bozulmam. Ben işte 2. haftadan itibaren onları izlemedim. Ben de izlemedim sadece. İzlemediniz mi? Gerçekten mi? Yemin ediyorum. Yoksa evin yaşantımıza yani artık o çekilemez bir hal alacaktı. Ve çete hele hiç bakmadık zaten o sırada. Hani ister istemez... Bu sefer Ramos'a veya işte Emre'ye karşı biriyle İslam bizim hakkımızda yeğen yani oy verirken hiç kötü bir şey söylemediğini biliyorum. Emre de senin hakkında hiç kötü bir şey söylemedi. Emre bana giydirdi. Aynen. Ya onun dışında şeyi biliyorum bizim hakkımızda hiçbiri oy verirken kötü bir Emre bana giydirdi. Evet. Onun için İslam bize iyi oy verirken hani kendini gösteremiyorlar dedi ki ben onu her zaman kabul ediyorum. Çünkü şimdi PlayStation oynuyoruz. Dediğim gibi yukarıda Call of Duty oynadık. Call of Duty oynadık. Mesela gösterilmedi, verilmedi. Hani o sırada yemek çekilmesi verildi. Şimdi Ben de 7-24 yukarı çıkıp 6 saat boyunca Rainbow veya işte oynadığımız bir oyunu oynayamayacağıma göre, çünkü verilmedi yani. Hı hı. Ne yapayım? Oyuna katılamadım bu sefer. Mesela ne bileyim, GTA oynuyorlar bilgisayarda, GTA'm yok derdi. Aynen. Anladın mı hani o yayına destek, ama onun için hep diyoruz hani oyun oynandı, ne bileyim Jenga mı oynanıyor, içindeydik. Bir şey mi oynanıyor, içindeydik. Şey. Evet, yani hani Just Dance'da falan da siz çok aktifsiniz aslında. Evet. O nedense çok yani göze battı. Ama ya sen ne diyorsun Emre? Ben onu da merak ediyorum. Hani millet diyor ya işte hani çok geri planda kaldınız. Bilgisayar oyunları dışında hemen hemen her şeyin içindeydik. Yani Jenga mı oynanıyor, hop varız. Bıdı bıdı mı oynanıyor, hop varız şeklinde. Ya benim yorumum şöyle, siz pasif kalmadığınızı düşünüyorum. Fakat chat'in isteği hep PUBG ve LoL yönünde olduğu için genelde onu görmek istediler. Yani mesela dışarıda mükemmel pasif bir yazıları Tuğkan. Bu arada yazılmaz. Pasitte yazılmaz, yazmazsın Tuğkan. Yazmazsın. Bu arada hayatın hiçbir alanında pasif kalmayın. Bizim böyle bir mottomuz vardı. Yani siz aslında aktiftiniz fakat ekran saati olarak da mesela siz orada mükemmel bir şey de yapıyor olsanız chat size öf geç tepkisi verecekti gibi. Tabii öyle canım oluyordu da zaten. Tabii çünkü yani chat'in bir de her şeyden nefret etme durumu vardı. Yani ben 5 dakika gözüktüm, bana da yaptılar. Yani sinek geçiyor, bu nasıl sinek? Hog 1'deki sinek daha iyi. O arı ne öyle öküyor falan. O nasıl arı falan filan. Sadece sizin orada suskun kalmanıza ben kızdım. İlk başta. Şey mi? Bir şey olduğunda cevap vermiyorum. Bir şey olduğunda bam bam bam. Mesela bir hafta onu yaptınız. Oylama sırasında. Kalbimi kırdın falan diye bir çıkış yapmıştın sen. Hı-hı. Orada iyiydin. Semoş gelmiş. Ya onda biz Semoş hoş geldin. Kuşum. Biz birbirimizi şu anlamda durdurduk. Bir şeylere cevap verirsek, bir şeylerden rahatsız olduğumuzu söylersek, hı-hı, bu insanlar bunu bize yansıtacak evin içinde, yayında veya yayın dışı. O zaman daha yani atıyorum ilk haftasındasın, daha 3 haftan var diye düşünüyorsun. Hı-hı. Sana yayındayken, hı, mesela Emre'ye hatalı olduğu bir şeyi söyledin diyelim. Emre kendi kitlesini bize yönlendirecek bir şey söyleyecek. Ondan sonra hem Emre üzerimize gelecek, hem Emre'nin takipçileri üzerimize gelecek. Bu sefer Hog hiç çekilmez hale gelecek. O yüzden hani onu da çok tetiklemek istedim. FBI Muti. Semoşki'ye. Semoşki'yi de mi alsak Discord'da, onu da konuşacakları vardır. Arkadaşlar ben sizleri beklerim. Konuşacak bir şeyiniz varsa Elraenn ve Semoşki. Gelmek isterseniz hemen alayım. Ben şey yapmak istemiyorum. Hani chat'e geldiler diye bağlan. Hani ben şu an yayını yapan ben olduğum için üzerinizden prim kasmak gibi niyetim olmasın görüntüsü. Ama ben bekliyorum efendim. Gelmek isteyen sadece chat'ten okey yazabilir. Şimdi Elraenn hakkında bazı sorularım var. Kendisi. Çok eğlenceli. Ne gülüyorsun? Çok eğleneceğiz. Kardeşim bu adamın nedir bu birincilik merakı yahu? Anlatsana biraz Tuğkan ya. Anlatsana. Tatil miydi? Çok hırslı adam yani, biz bayağı tatil diye girdik. Birinci olacağım diye girdik. Birinci oldu çıktı yani. Vallahi. Birinci olacağım demedi be. Grim'im hiç demedi. İçinden demiştir o. Hırs mı diyor? Hırs mı? O belle de nasıl hırs yapıyor, şöyle yamuk yürüyor ya. Yavrum gitti, güneşi kucağına alırsan böyle olur. Güneşi yani sırtına alırsan. Peki volkanlar kısmını hiç konuşmadık. Volkan ve Semoş, siz samimi miydiniz oraya girerken? İşte dediğim gibi yani samimiydik ama Semoş'la Volkan'a dedim maksimum 3-4. Aynen. Yüz yüze görüşmemiz öyle. Eskişehir'deler yani. Eskişehir. Yani burada olsalar şu anda da hatta hala diyoruz buraya taşının bu tarafa da hani görüşelim diye, ama asıl evde birbirimizi tanıdık. Çünkü 7-24 berabersin. Dedim ya belki Semoş'ta birbirimizi sevmeyebilirdik. Çünkü aynı evin içindesin, ne bileyim. Bir şeyimiz birbirimize kıl gelirdi vesaire. O yüzden mesela Semoş o evi benim için, ya kendi adıma konuşuyorum şu an, çok kolaylaştırdı. Yani katlanılabilir olması, her şeyi konuşabildim Semoş'ta. Mesela bizim yatak muhabbetlerimiz oldu. Sabaha karşı Semoş geliyor. Hop ayakkabılarını çıkarıyor, yatağa oturuyor. Evet. Bir saat muhabbet etmiyor. Ya Volkan'da alındığımız şeyler oluyordu. Çünkü Volkan'ın bazen espri yaptığını anlayamıyorsun. Ona da bir süre sonra yani 2-3 gün sonra alıştım. Bu sefer ben onun üzerine gitmeye başladım. O şekilde çözdüm. Ya Volkan falan çok özür. Semoş'la Volkan ayrı özüyorum yani. Bu arada şey dedi Tuğkan. Ameliyat olacakmış. Ay fıtık mı? Canım geçmiş olsun yani, o kadar zaten durumu hakikaten şeydi, kötüydü. Önemliydi. Bayağı kötüydü. Evet, sol bacak iptal diyor. Sol bacak ne alaka? Artık yani bacak omza da yapılmayacaksa Tuğkan gerçekten. Uyuşmalar vs. Wow. Fıtık bayağı ilerlemiş. Kendisi de zorluyor yani, dikkat etmiyor. Ama onda Tuğkan'da fıtıktan başka bir şey daha vardı. Hatta benim de mesela 2 tane fıtığım var. Ameliyat olamıyorum ne yazık ki. Çünkü patlamış o fıtık. Tuğkan'da başka bir şey daha vardı. Evet, onun cahili çünkü atıyorum havuzda birini kaldırdı, evet. Yani birini aldı. Biri dediğin de Güneş yani. Niye biliyorum. Böyle bir şey yapasın ki? Aynen, yani o zaman yani. Çete kalp be! Elraenn'e kalpler! Elraenn'e kalpler, geçmiş olsunlar. Bu arada şu an arkada Pamuk Kalbimden çalıyor, siz duymuyorsunuz. Bugün Pamuk Kalbimden taşınıyorum. Mutlu musun şu an? Evet. Özlemiştir, bir ses yollayayım ben sana. Gerçekten Kenan Doğulu'dan nefret etti çocuk. Gerçekten. Yani Tuğkan hakikaten geçmiş olsun. Geçmiş yani. Olsun kuzum. Sen geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Belliydi ama peki, şeyden gitmek istemiyordu ya hastaneye. Gidersem net ameliyat diyecekler, buradayken nasıl olayım? Kappa Fried'ına bak. Çok iyiymiş yalnız. Dışarıda şu an mesela artık Emre ile falan tamamen iletişimimizi kestik mi yoksa? Hayır. Ben Instagram'dan konuşuyorum bu arada. Yok öyle bir şey de aynen. Nefret durumu yok. Yani ben yani şey bunu dedim. Chat de bilsin. Hani böyle bir nefret, küskünlük. Hiç kimseyle yok. Mesela az önce Free Fire demiş. Emre'yi Hog'dan önce çok severdim demiş. Gerçekten bu arada Hog'la kimseyi bir tutmayın. Hog dışında o evde sevinmeyecek hiç kimse yok yani. Gerçekten içerideyken herkesin psikolojisi bozuldu. Yani Tuğkan'ın da bozuktu, Semoş'un da bozuldu. Atıyorum yani. Gerçekten hepimizin bozuldu psikolojisi. Yani onu da tabii ki şey yapmıyorum. Ya ben Emre'den nefret veya şey değil. Mesela İslam sağ olsun kaç kere yayınımıza geldi, hala geliyor, muhabbet ediyor, hala biz hani böyle bir desteklemesi o kadar hoşuma gidiyor ki. Emre de öyle mesela, Emre de geldi hani, bu bence çok büyük bir şey çünkü o insanları almışız, o şey diyorum, o evin içinde olan evin içinde kaldı. Ben mesela Emre ile yarın görüştüm diyelim, şey olmayacak ki Emre ile merhaba olmayacak, yine öküz gibi sarılacağız, hiçbir şey geçmeyecek çünkü hani 7-24 aynı evde değilsin ya. Mesela Emre ile rakı masasına oturdum, İzmir'e gittim, Emre ile kötü mü olacağım? Hayır. Peki Nur sen? Yani. Ya ben de kötü olmam. Hatta bugün bir fotoğraf attım. Havuzdaydım. Yazmış Emre. Aa ben de işte o tarafa taşınacağım. Ev bakıyorum falan filan diye muhabbet ettik. Geldiği zaman da Ataşehir'e görüşürüz. Net. Kız yani. Siz de mi Ataşehir'desiniz? Yeter be. Yep. İstanbul'un yayıncı mekanı oldu. Ama Ataşehir'de biz kaç senedir oturuyoruz. Lütfen. Ataşehir'de Ataşehir değildi. Buralar tuttuk. Ya ben kadardır. İlk fetheden. Bir Eskişehir, bir Ataşehir. Yani. Anlamıyorum arkadaşlar yani, Beylikdüzü'nün suyu mu çıktı? Her neyse. Peki diyelim ki All Star oldu. Hadi bakalım. Aynı kadro lan. İnanır mısınız, JTG delirmiş. Ayağına kafasına sıkmak istemiş. Aynı kadroyu laps diye koymuş. Ay giderim. Yine devreye 4 hafta boyunca da bir veririm. Yine veririm. Bir dakika. Neden peki bir verirsin? Az önce oraya taşını birlikte havuza gireriz diyordu. Yine o evde ayrı arkadaşlık. Mesela Emre de diyor ya. Emre de diyor yayın ayrı, yayın dışı ayrı. Emre de diyor bunu. Ayrı. Ben yayın içinde ayrıyım. Hatta bizim yayına geldiğinde bize salladın mı dedi. Chatten konuşuyoruz. Evet salladım dedi. Biz sallamadık abi hani. Neden yaptığın gibi muhabbet döndü. O manyak mısın, siz de sallasana dedik. Hatta bize taktik verir misin dedik. Nasıl sallayalım diye. Arkadaşlar chat'teki Beylikdüzü şakalarını bir kenara bırakın. Duymadığım hiçbir şaka yok. Tamam anladım. Yalnız siz yayın dışı yayın içi farklı diyorsunuz ya. Bu doğru mu sizce? Emre için mi? Yani sizin Emre için de, net farklı. Hayır. Yani bizim için de farklı. Aynı insan. Bu böyle mi olmalı? Yayın içinde küs, yayın dışında arkadaş. Değil, bir verince küsmüyoruz ki. Ben artık zevk ile bir veriyorum onu. Hani bir de yayın içi ayrı derken şu anlamda söyledim. Mesela biz yayın içinde pasiftik, yayın dışında aktif insanlardık. Emre yayın içi aktif, hani çok enerjik, bütün 6 saate harcayıp yayın dışında pasif. Yani o yüzden yayın içi, yayın dışı hepimiz farklıydı. Emre ile hatta son hafta sürekli birbirimize bir vermemizin, onun bize bizim ona vermemizle bayağı dalga falan geçtik. Eğlendik yani. Drama yok diyorsun burada. Evet, o ilk haftalarda bir dramaya döndü. Sonradan gülüp eğlendik geçtik yani. Peki bize karşı tavır alıyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz falan dendi ve Hak Cici muhabbeti döndü. Şu Hak Cici muhabbetinde hani Ramos'a karşı herhangi bir tavrınız olup olmadığını ya da kitlesi bunu böyle zannediyor ya. Sanki o birinci olmasın diye sanki böyle bir şey yapılmış gibi. Sanki birincilik çok önemli bir şeymiş gibi Hog'da. Evet. Ne diyorsunuz? Böyle bir tavır, yani Ramos'ta sizin hiçbir kavganız oldu mu hatırlamıyorum ama. Hiç yok, olmadı. Sıfır. Yani ufak işte alındığımız şeydi hani bu bir ver bize biz de sana bir verelim muhabbeti de işte laf sokmasıydı. Onu da konuşup hallettik. Hiçbir şekilde aramızda yoktu. Şöyle bir şey var. Evde hepimiz toplansak bir versek tamam hadi öyle oldu diyelim. Bu birler genelde Emre'de toplandı. O da Emre'nin tamamen evdeki iletişimine göreydi. Hak Cici mi? Bence değil. Çünkü halk oylamasında son haftaya kadar yine İslam çok iyi gitti. Bu halka kalmış bir şey. Evet, yani o ve Tuğkan oyunlarda çok başarılıydı yani. Son haftalarda İslam bir tek asıldı. İslam ilk haftalarda oyunlara çok asılmadı yani. Evet, ben tatildeyim dedi ve tatildeyim. Evet, tatildeyim dedi. Sonra tatilden çıktı. Güven bağı dedi. Güven bağı dedi. Güven... Birinci olmak ister miydiniz? Şey için isterdim ya, Norveç'e falan. Norveç'e gitmezdim ya. Tatil isterdim. Tatil. Sizce Tuğkan nereye gitsin? Tuğkan bizi de alıyor bu arada, öyle konuştu. Nur'la beni de alıyor yanına. Alırsan sevin. Buradayız. Ben öyle tatil planını yaptım. Nereye gidiyoruz? Antalya'ya gidiyorlar. Antalya'da 5 yıldız otele gidiyorum. Büyük vizyonsuzluk arkadaşlar. Bağcılara demiştik. Antalya'da 5 yıldız. Her şey dahil. Animasyon izleyecek. Tuğkan, ben, Nur. Animasyon izleyecek. Peki. Falan ben Tuğkan'ın yerinde olsam Japonya. Hog'a katılacaklara bir tavsiyen var mı? Üçüncüye. Chat'i çok dikkate almasın ya. Kötü yorumlara. Düşürmesinler. Hani o ya mesela bizim evde çete küsüldü. Herkes küstü. Hani İstanbul'a küstü. Çete böyle çok hani kafaya takıp ama o da çok mümkün değil. Tek verebileceğim şey olur da o çok mümkün mü bilmiyorum. Birazcık da psikolojileri sağlam olsun ya. Ha bir de insanla yaşamaya alışık olsunlar. Hani böyle toplu daha önce ne bileyim orada evi diyecektim. Yurtta kalmış falan insanlar ki. Arzu ablanın chat'i gelmiş 26 kişiyle. Hoş geldiniz efendim. Dünyanın en kötü chat'i, dünyanın en kötü chat'iydi. Yalan yok. Yalan yok, öyle. Ben de katılıyorum. Hepimizi küstürdü. Ben de katılıyorum. Konuşamadık ya. Bak, mesela eski yayınlara bakıyorduk. Feritler, Kemaller chat'te nasıl iletişim kuruyorlar? Biz baktığımızda iletişim daha hiçbir şey orada yok. Sanırım chat'iyle iletişimde olan Tuğkan biz, İslam vardı. Yani sürekli chat'le muhabbet eden. Hiçbirimiz yapamadık onu. Normalde kendi yayınlarımızda. Yani hepimiz chatte... kendi yayınımızda. İslam'ın da öyle, Tuğkan'ın da öyle, bizim de öyle. Chat'te böyle sürekli birebir konuşma olan kimse yapamadı onu. Yapamadık yani. Bir de bağ olmadı. Modunuzu da düşürdü. Yani şöyle ne yapsanız beğendiremediniz. Beğenmiyor. Tabii. Ne yapmamızı istiyorsunuz yani? Bu arada bu bizde de alakalı değildi. Ramos da ne yapsa beğenmiyorlardı. Emre de ne yapsa, Tuğkan da ne yapsa beğenmiyorlar. Artık hiçbir şeyi hani rejiyi beğenmiyorlar. İşte ne bileyim sürekli havuza giriliyor diyorlar. Hani havuzu beğenmiyorlar. Her şeyi böyle bir beğenmeme olayı vardı. Yani ne yazık ki ne yapsan olacaktı da yani. Hani gene o güçte de olacak bu arada. All Star'da da olacak. All Star'da da ne bileyim belki isim veriyorum. Bence Ferit'le Kemal kesin olur gibi geliyor All Star olursa. Mesela belki şey diyecek Kemal'e bile. Kemal'in ne işi var diyecek, anladın mı? Aynen. Öyle insanlar olacak. Arzu ablam hoş geldin baby girl. Şimdi mod düşürmekte değil de düzgünce iletişime geçmek isteyen herkesin susmasını veya izlememesine sebep oldular. Evet düzgünce iletişime geçmek isteyen herkesin susmasına ve izlememesine sebep oldular diyor. Evet. Bu doğru. Bunu şuradan da anlayabiliriz. Tuğkan yayın açıyor 2000'ler 3000'ler. Grim açıyor 1000'ler. Siz açıyorsunuz öyle. Fakat toplamda... Rakam veremedim. Yani... Çok da bir şey diyemiyorum. Bu aralar bayram tatili, millet gitti, Twitch ölü. Yani yoktu. O chat orada yoktu. Ya da izlemiyorlardı, susuyorlardı, yayın tekrarını izliyorlardı. Fısıltıdan insanlara küfür etmeye kadar. Tabii. Evet. Bunlar. Bize ne küfürler geldi yani. İzleyiciler bile birbirine giriyorlardı. Şimdi şey yapacağım mesela orada bir şey yazmış. Gitti ama işte sigara içiyordu, evet, o gidiyordunuz. Uçmuş, o arkadaş uçmuş. Ne alaka yani, hani sigara içilip hani çöktünüz çünkü sigara içip kayboluyordunuz kamera önünde. Bu arada dışarıda da kamera var abi. Bu chatte kimseye çöp möp diyemezsiniz. Haberiniz olsun. Tabii onun yok, sadece cevap vermek için dedim. Hani yani dışarıda da kamera var, orada da muhabbet dönüyor. 7-24 orada jenga mı oynayacağız? Aynen. Yani evin içinde sigara içilmiyor zaten. Yani, işte, mantık çok saçma, anladın mı Eren? Yani adam sigara içmeden dolayı bile sana çöp diyebiliyor. Hı hı. Sen o çocuğu nasıl alacaksın? Yani kamera sadece yani, içinde değil, dışarıda hatta daha çok kamera. Yani alıyor. Gerçekten sen o çocuğu nasıl alacaksın? Çöp yani, senin sigara içmen bile ona çöp geliyorsa sen o çocuğu istersen en sevdiği oyunla şey yap, bir mimiğine bile kıl olacak, yine çöp yazacak. Evet yani çöp yani. Boş, çöp boş. Ya anlamıyorum. Çöpse, boşsa, izlenmezse şurada bak, yok şurada. Biraz uzağımda kalıyor. Onlara daha yakın. Çarpı tuşu var arkadaşlar. Şu, bak şu. Yani JTG ya da izlediğiniz yayına sanki tek kanal dönemindeymişiz gibi ve biz 4-5 saati işgal ediyormuşuz ve siz artık bitin ve işte Kemal yayın açsın ya da işte başka bir yayın açsın, onu izleyelim. Yapmanıza gerek yok. Çete gelip Kemal yayın açtı, bunları izlemeyen yazan var ya. Siz manyak mısınız ya? Zilyon tane alternatifin var. Kapat. Biz başkasına geç yani. İlla dövmek zorunda değilsin. İyice deli gibi yapıyorsunuz kendinizi. İzleyicilerden o anlık sakladığınız büyük bir olay oldu mu demiş. Kedi ölünce. Hmm. Yavru kediler. Bu arada kedi ölünce de ağlamıştım o evde. Bir kere ağladım kedi ölünce bir de. O yavru kedileri hiç söylemedik yayın esnasında. Sonra yayın esnasında ölmüşlerdi. Bir tane, ikisi de bizim odadaydı. Bir tanesi elimizde öldü. Tuğkan'ın elinde öldü. Onu da mesela belli edemedik. Hmm. Mesela çok zor bir yayın hepimiz için. Modumuz aşırı düşük. Modunuz aşırı. Ama... Sizce Hog 1'in kadrosu Hog 2 evinde olsaydı aynı izlenir miydi Hog 1? Bir dakika, soruyu anlamadım. Hog 1'in kadrosu aynı havuzda evde ama ikinci kez yapılıyor. Siz birsiniz, onlar iki. Yani ilk olma çekiciliği de. Bence gene izlenmezdi. Çünkü şey de tamam. Hani bir dakika. Burada drama var. Evde tabii ki hype'ı büyük insanlar vardı ama mesela Kemal Hog'dan sonra patladı. Yani o sırada yazı olması, tam olarak reklamların yapılmaması hani çok hoşlanmadı Hog 1 kadar. O yüzden gene aynı muhabbet olsaydı Hog 1'de o kadar izlenmezdi bence. Ne kadar hype'ları olsa bile, atıyorum Ferit'in dediğim gibi, bence Kemal hani asıl Hog 1'den sonra patlaması, hani kendini tanıtması. Evde gene kendini tanıttı. İyi konuklar, ya gene aynı şey diyoruz değil mi? Konuklar, yaz zamanı, her şey aynı. Konuklar, her şey aynı. Az, sadece net. Ev farklı fakat ikinci yarışma. Bur-Provins hoş geldin ya. Net az izlenirdi çünkü dediğim gibi konuklar hype ve yaz olması. Evet yani Twitch'teki bu ölülüğe ne diyeceksiniz kızlar, hazır sormuşken? Ne oluyoruz? Yoksa sadece bayramız diye herkes tatilde ve herkes anneannesinin elini öpmeye mi gitti? Yoksa Twitch bitiyor, biz ya da biz, hadi ben yeni yayıncıyım, siz yani, bardağa mı dönüşüyorsunuz? Twitch'te bence bittiğinden değil. Şimdi bizim Hog'da da izlemeler çok değişiyordu. Atıyorum 8.000'e çıkıyor, sonra 4.000'e düşüyordu. Şeyden dolayı o da. Yani mesela tatildeyim ben. Bilgisayar başında değilim. İnternetimi 6 saat boyunca telefondan izlemem. Ama kışın yapacak hiçbir şey yok. Okuldan eve gelmişsin, yemeğini yemişsin, ödevini yapmışsın, oturuyorsun. Gece 12'ye kadar zaten izleyebilirsin. Ama bizde dediğim gibi çocuk veya herkes tatilde, hava güzel, dışarı çık, eve kapalı kalmak istiyorsun çünkü hava sıcak. Kalkıp da telefondan 6 saatini internete kota yiyor yani. Kota yedirerek küçücük ekrandan ne diyorlar diye duymak için yapmazlar. O yüzden izlemiyorlar diyorsun. Aynen. Bence onun da. Hog'un izlenmemesi de o yüzden mi? Bence değil. Tabii ki hype da var ama değil, ama onda yani içeride çok hype olan birinin olmaması belki ama yani onun dışında hani çok ünlü gelmedi. Hype'ı olmasını da geçin. Arkadaşlar bir şey soracağım. Sırf hype'lı diye mi, içinde sırf hype'lı biri var diye mi mesela bir filmi izliyorsunuz ya da bir programı, bilmiyorum. Değil bence. Eğer kaliteliyse izlenir. Ve bence benim fikrim, ben sunucu olmadan da önce daha eğlenceli bir evde abi o havuz kısmı. Ya ben de ona inanıyorum. Tek bir salon değildi en azından. Bilmiyorum. Hani Hog'bir'e göre düşününce daha çok aksiyon yapıldı. Evet. Yani draması her şey vardı. Her şeyi koyduk hani, içine. Hog'bir'de gene onlarda da anlaşmazlıklar vardı. Daha içine kapanık insanlar vardı. İşte atıyorum odaya çıkıp yatmalar falan hani. Bizde en azından daha hani o 6 kişilik bir şey. Yani sürekli bir aksiyon yapılmaya çalışıldı. Ama bir yerden sonra da tıkanıyorsun. Dediğim gibi PUBG oyna 6 saat. İn aşağı hadi GTA oyna. Sonra yemek yap. hayatın orası. Havuza gir, işte ne bileyim vampir köylü oyna falan, dolduruluyordu bir şekilde ama chatle yani. Chat'le hani, de çok alakası vardı. Chat, evet chat'le. Yani chat'le iletişim kuramadık. Hani düzgünce soru soran birinin sorusu kayıp gidiyordu mesela, evet, o evet. Chat. O bir daha gelmedi mesela. O, aynen yani. Bir şekilde iletişim kuramadı o çocuk. Düzgün, ve gitti. Hiçbir şekilde düzgün konuşmak istemiyorlar ki. Yani biz küstük çete, 3 hafta çete bakmadık. Yani şey, ben veda konuşmalarımıza baktım hepinizin. Ben de konuştum. Hepimiz orada güzel şeyler söylenmiş. Güzel şeyler söylerken bile hakaret yemişiz hepimiz. Evet, değil mi? Neden ya? Neden bir de şey anlamıyorum. Bir insandan neden bu kadar nefret edersin? Neden işte? Sevmezsin. Yani çok anlarım, hani hepimizin vardır. Televizyonda bile sevmediği bir tip vardır ya hani. Hı-hı. Görüntüsüne bir kanala değiştiririz yani. Ama ne kadar nefret edebilirsin, ben ona hayret ediyorum. Adamlar yani şey diye mesaj aldım ya Instagram'dan, annen olsun. Şimdi insandan ne kadar tabii nasıl bu kadar nefret edebilirsin? Ne yapmış olabilir? Şimdi o çocuk ruh hastası, anladın mı? Ve bunun gibi atıyorum 10.000'lik diye hesaplar. 10.000'in 5.000'nin böyle olduğunu düşün. Ya durup dururken Twitch'te hani, gördüğün birini neden annesinin ölmesini istersin? Düşünebiliyor musun? Kötülük. Hani? Saf kötülük. Kötülük işte, saf kötülük. %90'a öyle. Onu Grim'e de söyledim. Ben dedim ki bu kadar kötülük görseydim daha önceden, bu kadar işte Tuğkan'ın da dediği gibi sevgisizlik görseydim, ben Twitch'e bu yaştan sonra girmeyebilirdim. Girmezdim. Girmezdin yani, net girmezdin. Şu an net verdiğin bir emek var ve onu ister istemez devam ettirmek istiyorsun. Bizimki de öyle, seninki de öyle büyük ihtimalle. Ve sonuçta kendine ait bir kitlen var, bizim de öyle ve onları da bırakıp yüzüstü bırakmak gibi geliyor vesaire. Sırf onların hattını artık bu saatten sonra devam ediyorsun. Evet. Hani bir emek var çünkü yani. Hani orada da bir şey yapmışsın, senelerini vermişler, aylarını, ona devam ediyorsun. Ama yoksa valla yayıncı olmak isteyen arkadaşlar varsa ya gerçekten böyle psikolojisi çok kaldıran bir insan olsun. Evet, psikolojik kuvvet istemeye başladı çünkü. Kötü. Yoksa yok yani. Ben hani şey diye bekliyordum, hani yavaş yavaş bu nesil büyüyecek ve daha düzgün bir kitleler olacak Twitch'te. İzleyiciyim ben 3 senedir fakat alttan çok daha pis bir tabaka geldiği için wow yani inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Ya iyi insanlar yok mu? Var ama %20, %30 falan. İşte onlar da kaçtılar zaten. Bak mesela en kötü chatte bile yazmış. Kaçtı, midemi bulandı. Ya zaten maddi destek çok az. Yani Twitch'te izleyicinin yüzdelik olarak bakarsak sadece %30'u hadi %30'u destek vermek istiyor. Onun da %20'si inanın sadece yayıncıya adını okutmak için destek vermek istiyor. Sadece yayıncıya destek vermek için para atan, abone olan kişi sayısı %10 falandır. Tabii. Zaten böyle bir hayata tutunmak çok büyük yayıncı insan yok. Bir de chat'e gelip senin Allah belanı versin, annen ölsün dendiği zaman böyle ekrana kolunu sokasın geliyor. Kadar cesaretin var, o çok komik. Instagram'dan bunu cesaret edebiliyorsun hani birine, anladın mı? Böyle yani aklına yüzüme bile kötü bir şey. Yüzdeki gerçekten kavgacı bir insan değilim. Gerçekten boğazını keserim gibi geliyor o an, anladın mı? Sen ne cesaret diyorsun? Ekranda gördüğüm birinin annesinin ölmesini düşünmem dahi kötüyken bir de onu ona yansıtıyorum ve yazıyorum. Bu daha da kötü. Ve ne yapmış olabilirsin? Ne ekranda ya falan yapmış. Ya o şey işte, ben mutsuzum, iğrenç bir hayatım var ve senin de olması lazım. Aynen o. Direkt o. İnanılmaz. Tek yani mahkemeye bakar diyorsun da Twitch'te kimi takip edebilirsin ki öyle? Yo, Instagram'dan. Bana atılan annen ölsün mesajı bayağı Instagram'dan. Peki ne yaptın? Bu konuda bir şey yaptın mı? Yok. Yazdım bayağı. Ne dedim hatta sana da kür etmeden bayağı işte bayağı bir şeyler yazdım. Cevap attım. Ondan sonra cevap gelmedi. Küfür etmedim ama. Cevap vermedim. Yani ama çocuk o nefret. Ne yapmış olabilir? Çok yani. Çok acayip. Her neyse de Noobstar 2 geliyor. Evet, katılıyoruz diyor. Evet. Birincisi belli. Birincisi Tuğkan bu arada. Yine katılıyormuş şu an. Bundan sonra JTG biliyorsunuz. Tuğkan sabit, üstüne program yapıyor. Neyse. Bu arada katılacağım dedi ha. Şu an chatten biliyorum da. İyi sunucu falan olsun Allah aşkına. Arzu abla. Sunucu mu? Paris, sunucu derken bir sunucu mu? Yazıklar olsun. Ulan, bu kadar mı memnun değildiniz? Bu kadar mı? Ulan bir dakika, asıldım diye mi bunlar yapılıyor kızlar? Bir dakika. Hayır, gerçi 3. birinciliğini verdirmeyelim artık lütfen. Evet, yine yeter net artık, yeter ya. JTG TV var. Musacığım hoş geldin. Yürüyen cinselliğim, hoş geldin. Hele Mişa. Mişa Mişa. Çakmak verdi de yanlandım. Çakmak verdi de yanlandım. Yanlandım. Sen, siz hiç düşündünüz mü Noobstar? Sen katılacak mı demiş Arzu abla. Bilmiyorum efendim, onları sonra şey yaparız. Kapatırken yapacağım fire. Biz Noobstar'ı hiç düşünmedim. Ama 4 sene zaten öğrendiğimiz yayıncılık. Aynen hani o yüzden Noobstar'ın bize katabileceği bir şey olsa yayıncılıkla ilgili, hani bilmediğimiz bir şey olsa tabii ki katılırız ama 4 senedir yayıncıyız, hani her şeyi biliyoruz. Abes olurdu yani. Peki izlemişsinizdir en azından. Tabii. Var mı bir tavsiyeniz buradan katılacaklara? Ya kendileri olsun ya, çok klişe laflar gerçi ama yani kendisi olup bütün enerjisini yayına saklamasını öneririm yani. Gerçek ekstra enerji. Mesela ben yayına girmeden önce belki bu kadar şekerli içmemin nedeni de o, iyice enerjik olayım hani. Anladın mı? Normalde evde bu kadar hoplayıp zıplayan değilim tabii ki. Hani full o enerjilerini versinler. Zaten bir şekilde seven seviyor, sevmen zaten seviyor. Yani. Benim tavsiyem de tam tersi. Peki sizce bence direkt Twitch'te, RP yapsın. Heh, Twitch'te kendin olmak para ediyor mu arkadaşlar? Evet, direkt RP yapsınlar. Ne izleniyorsa onu yapsınlar. Öbür türlü üzülen yayıncı oluyor. Red Bull öldürür, içmeyin. Ne izleniyorsa ya, İrele mi izleniyor? İrele yap. Olay mı izleniyor? Olay yap. Onu yap, bunu yap, izler yani. Yeni nefret edeceğimiz bir yayıncı çıksın diyorsun. Aynen. Her neyse, bir chatte bir şeye takıldım da oradan gözüm oraya gitti. Peki siz Twitch'te şu an yeni projeleriniz var mı? Yeni bir şeyler deneyecek misiniz? Denemeyeceğiz. Biz de böyle insanız. Bizi izleyen böyle izlesin. Aynen. Ya, aynıyız ya. Aynı devam. Işte. Yani dediğimiz gibi İrele'ye şans vermeye çalışıyoruz. Hani İrele'ye bence şans verin. Siz 2 kişisiniz ve bence yapabilirsiniz. Ve evet, ben bunu izleyici olarak söylüyorum. Yayıncı olarak bir size asla bir şey söyleyemem. 4 senelik insanlarsınız. Fakat oyun izlemiyorlar kızlar. Artık çok az oyun izliyorlar. PUBG geçin, LOL geçin diyorlar. Şöyle söyleyeyim, mesela bir ara şey dediniz, yemek muhabbeti. Onu yine yaparız ya. Sen gelsene bir gün yemek muhabbetimize. Bak seni de biz böyle davet edelim. Oy verirsin. Yemekteyiz yapalım gene. Yemekteyiz yapacağız. Ben ağır konuşuyorum. Konuştu zaten, konuşuldu nelerden bana. De bayağı ağır konuştu da. Bana nelerdendi. Ağır konuşurum ama. Puanlama. Kaşınıyorsanız tabii ki. Tabii. Sözünü alıyor muyuz şu anda? Tabii ki. Biz, tamam. Siz beni kırmadınız, programa geldiniz. Ben yarın gel diyor. Yarın gel başla. Yarın gel başla. Evet, ben bir Discord'uma döneyim. Bu arada tekrar katıldığınız için çok teşekkürler. Sizin şimdi bizim de şöyle bir tarafımız var. Sizin bana bir sorunuz var mı? Ay çok saçma sorayım, evden çok kimi sevdin? Evde kime 1 verirdin, kime 5 verirdin? Onu merak ettim. Hadi puanlama yap. Yapma. Yani bir puanlama yap. Yapabilirsen eğer, zorlamayacağım bu konuda çünkü zor olduğunu biliyorum. Tamam. Ama 5'ten 1'e kadar vermek istersen hala duyuyorum. Okey, bekleyin. Karalama yapacağım. Çünkü açısından sana bunu rahat sorabilirim gibi geliyor. Sen evin içini de çok iyi biliyorsun, yayını da biliyorsun. Aynen, 6'dan başlayacaksın bu arada. 5'ten başlayacaksın. Tamam. Ben bir düşüneyim. Tamam, hadi düşün sen. Düşünüyorum. Zor çünkü abi. Yani sevgili chat, bu insanlara 1 ve 5, bu arada 1 verdiklerim bana küfretmesin. Niye küfretsin ayol? Ediyorlar. Ediyorlar bu arada, net ediyorlar da. O zaman sen bize bir ver, biz sana bir ver. Evet, gel bize ver, tamam hadi ver. Hayır, herkes burada. Herkes burada hak ettiğini alacak. Geliyor efendim. Sana şey demiş, kızlara yüksek vermezsen yemek programını unutursun. Verdim. Tekrar verdim. Müziği de verdim. Tamam, bizim gözümüz mü? Yok. Sök. Şimdi arkadaşlar 2 ile başlıyorum, 1 ve 6'yı 1 ve 6'yı sona sokluyorum. Bu ne? 2 puanım. Aman kime vereceğim ya? 2 puanım. Ramos'a. Neden? Sebebi şu. Kardeşim, tatilden dönseydin çok daha çekişmeli bir yarış olurdu. Tamam. Evet, halk seni destekledi, güzel. Fakat tatilde olmak onlara karşı onların sana verdiği desteği, bak ben de çabalıyorum demek olurdu. Onlar seni her gün, her hafta birinci yaptı fakat sen ben tatildeyim dedin. Sonra birinci olunmayınca takipçilerin üzüldü. Bu yüzden. 3 puan. 3 puan. Ha ben soracağım. Puanın kim? Ha sor. Puan. Ha Eren gibi mi yapacağım? Evet. Puanın kim? Puanım. Güneş'i. Çünkü şöyle ki. Kendisi deli dolu ve son konuşmasında da beni çok sevdiğini, beni tanıdığı için mutlu olduğunu söylemiş. Canımsın Güneş. Fakat yavrum, canım. Kendini deli gibi yaptın iyice. Şarkı söylüyoruz, trolledin. Oradan takılmalım sana. Hayır, çok tatlı çocuksun. Fakat biraz daha böyle hani oturaklı öne çıksaydın olurdu. Ama sadece evdeki enerjin için bile aslında daha yüksek puanı hak ediyorsundur. Ama konukların burada olduğu için sana 3 puan. Sen konuk olsan sana değil de 3 puan. Emre bu hafta 4 puanın. Emre kim ulan? Ay Emre mi? Bir dakika puanımı değiştiriyorum. Puanımı değiştiriyorum o zaman. Madem. Yani gidebilir miyim? Tamam, bir dakika. Doğru, Emre'ye vereceğini düşündüğü Eren. İçin bence. Ha, evet bence. Tamam. Eren 4 puanın. Şimdi. Evet. 4 puanım. Ruthless Ladies. Sebebi şu. Neden? Çok katılımcılardı, evet. Çok iyilerdi, çok tatlı insanlar. İçleri çok iyi. Fakat modlarını çok düşürdüler ve istediğim dramayı bana vermediler. Şu an çatır çutur adam banlanıyor chatte. İnanılmaz. Yapmasa mıydık ya? Umurumda bile değil, daha iyi oldu. Kanserleri içimizden atalım. Atalım. 5 puanım. Kime? Eren. 5 puanı. Semoş'umun yumurtalı ekmekleri, Grim'imin sigara dumanı. Onlara kıyamam. Grim'in aslında çok evde aktif olduğunu ve sabahlara kadar muhabbet ettiğimizi şey yaparsak 5 puanım Grim'e gidiyor. 1 puan Emre'ye. Hayır daha iyi, 2 puan daha var. Bilemezsin. 1 ve 6 kaldı. 1 ve 6 mı kaldı? Evet. Kimle kim kaldı? Eren 6 puanı. Kime? Hayır biri sorayım ilk. Eren. Tamam. 1 puanın. Hayır 6 puanı sorarsan biri açıklamayacağım. Tamam açıklama hiç. Eren 6 puanın kim? Allah kahretmesin ki kendisiyle eski tanışıklığımız var. Gruplaşma. Şu sebepten arkadaşlar. Asla arkadaşız falan diye değil. Orada bir şekilde hani alfalık muhabbeti var ya. Bunu bilerek RP de yapıyor olabilir. Ama yapmadığını ben biliyorum. Ben size söylüyorum. Bilerek hırslı da olabilir. Fakat yarışma adamıydı. Ağırlığını da koydu. Orada 6 puanım Elraenn'e gitti. Biri açıklamak istedim. Biri açıklamayacağım çünkü konuğum olacak bir gün ve burada bana ateş etsin istemiyorum. Ben en kötü yüzüne söyle. Söyleyebileceğim mi diye düşündüm. Söylerim. Her türlü söylerim. Ben Emre'nin yayın dışında çok daha iyi muhabbeti olduğunu düşünüyorum. Yayın içinde öyle olmadığını düşünüyorum. Belki modu düşüyordur. Kendisi de açıkladı bunu. Ama ondandır belki, bilmiyorum. Yani Emre yayın dışında çok daha kafa adam. Havuza giriyoruz, eğleniyoruz, muhabbet ediyoruz. Ama yayında belki konsept ona uymadı. Bilmiyorum. Ben izleyici olarak yorumluyorum bu arada. Öyle. Ama birine de 1 vereceğim arkadaşlar. Peki bu oyları gene evde yaşasaydın, yaşadığını düşün. Gene aynı şekilde mi olurdu, değişir miydi? O gene zaman, aynı sıralamayı yapan... O zaman değişirdi. O zaman belki Tuğkan'a vermeyecektim 6 puan ya da 5 puan. Sana da vermezsin. Ha bir de öyle mi yapsın acaba? Onu da merak ettim. Ne değişirdi? Ya kızım ben evde 4-5 gece kaldım maksimum. Şimdi bir ayla aynı şey değil ki. Evet doğru ya. Nereden bilemez. Şimdi bilemem yani belki Tuğkan... Aslında izleyici kafasıyla verdin. Tuğkan belki bazı geceler çıkıyor, hepinize küfrediyor. Sağa sola kırıyor, gidiyor. Çok etti bu arada. Gerçekten her gece. Biliyorum ya. Her gece dayaktı, itme kakma, evet. Ne mi kapılara dan vur, uyanın lan diye sarhoş dolaşmalar. Aynen. Hepsini yaptı. Kakasını yapıp fon çekmemeler. Havuza çiş yaptı ya. Ya falan ne bileyim ben, öyle bir şey oldu. Bu arada geçen oyladığımda puanlarım değişti. Geçen oyladığımda Tuğkan'a 5 verip Grim'le Semoş'a 6 vermiştim. Bugün böyle oldu. Rakı kokuyordu. Daha önce de rakı kokuyordu. Hayır. Peki şu şey, mesela Arzu ablanın yayınları çok daha samimiydi falan, böyle olsaydı keşke falan diyor ya chat. Çok evet. Falan dedim. Neden sizce o samimiyet farklı dendi? Yani dediğim gibi chat. Ya Arzu ablanın yayınındayken hani o çok kameraları da fark etmiyorsun. Hani o ya, bir sürü yerde kamera yok, ses yok, o mikrofon, hani onlar da bu arada çok gerginletici. Telefondan bir şey. O sırada zaten ben atıyorum Nur'la muhabbet edeceğim. Zaten ediyorum o sırada. Arzu abla çekiyorsa onu çekiyor. Yani hani şey gibi değil. Hog'dayken şey vardı ya. Mesela biz bir anda Nur'la konuşmaya başlarsak, önemli bir konu varsa hop kameranın sana geleceğini biliyorsun. O yüzden de bir gerginlik oluyor. Tam her şeyi söyleyemiyorsun. Ama Arzu ablanın yayında tamamıyla rahat o sırada, hani ortamdı çünkü, anladın mı? Evet, asıl evet. Olması gereken bence yine oydu. Ya keşke onu yapabilseydik. Çok çok daha eğlenceli geçerdi. Arzu ablanın yayınlarında 200-250 kişi vardı diyor. Yalan söylüyorsun kadın. Arzu ablacığım 1450'leri 1600'leri. Yalan söylüyorsun güzel kadın. 750'ler 800'ler 1500'ler. Yapma Arzu ablam. Yapma. Arzu ablalar da iyi kazanıyormuş bu arada. Öyle diyorlar. Ablalar da iyi kazanıyor net. İyi para var da bu arada. İyi para, net para var da şu an mesela altımda evet. Ferrari var. Evet. Sonlara geliyoruz, sizi yordum. Ya çok keyifli. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Çetiniz de çok tatlı geldiler, misafir oldular. Umarım kalıcı olurlar. Bizden de onlara herkes gitsin. Arkadaşlar gözüm kapalı kalın. O kanala sizi emanet ederim. PlayStation üzerimize Sony Special oyunlar attığında da, hele Red Dead Redemption'da online coşacağız inşallah. Ay net coşacağız, net coşacağız. Çünkü biz PlayStation çocuğuyuz oğlum. Eren'i mutlaka takip alın. Emre gelecek konuk. Ona biz de Discord'dan dahil olacağız. Haberiniz olsun şimdi. Evet, bu arada bu kanalda bugün bir sürü kişinin ismi geçti. Hepsine ben teklif götüreceğim. Gelirlerse cevap haklarını kullanmak isterlerse tabii ki. Eren aslında bir ara şey yapabilirsin. Bütün Hog'u toplayıp çok efsane olmaz. Bu konuşuldu aslında ama ben şey gibi olmasın. Ya ben biraz şey kafasındayım arkadaşlar. Prim yapmak... Anladın mı? Benimle alakası yok ki, bu senin programının konsepti ama evet, şu anda. Konsepti evet. Aslında sizi 4-5 böyle kamera yapıp çok güzel bir konsey gibi bir şey yapabiliriz. Çok güzel olurdu ve ya. Ve çok daha rahat konuşabilirsiniz. Bence bunu yapabilirsin hala. Evet, yapabiliriz. Ben bu teklifi yarışmacılarımıza götüreceğim. Tamam, biz okeyiz. Kendileri de öyle. Bu arada Radyo Kafası'nı şu an yeni başlamış olanlar, izlemiş olanlar, bugün izlemiş olanlar, bir sürü konuğumuz oldu. Ünlem YouTube yazarak YouTube'dan Tuğkan, Elraenn, işte Bur-Provins, işte Cube Six, Şuursuzlar, Oyunzade, Paraşüt TV, Hives, işte Tolga Şıldar'ından bir sürü konuğumuz oldu. Ulaşabilirsiniz. Bazılarını daha atmadım çünkü üşendim. Her neyse. Son sorum geliyor. Bu biraz duygusal. İkinize teker teker soracağım. İrem'cim. Evet. Evet Eren'cim. Sen şimdi evlilik düşünüyor musun? Önünde, ileriki zamanlarda hani tamamen karşı değilsin değil mi? Yo ya, şu anda hala değilim canım. Hani tamam. Bir kişi olsa bile hani aynı kişiyle tabii ki değil de yine artık, ama önümde seneler var. Peki yani senden bir şey istedim. Çocuk düşüncen ister miydin? Çocuk çok isterim. Ama dediğim gibi tamam. Şimdi tekrar biriyle baştan başla falan hani yani yazın düşünülen bir evlilik ama şimdi artık tekrar yeni baştan şu anda bile zor. O zaman Eren abi limonun selamı var de o anlar demiş. Ay limoniyo mu gelmiş? Limoniyo hoş geldin. Limoniyo kızım hoş geldin. Sorum değil aslında, isteğim şu. Biliyorsun internette hiçbir şey kaybolmaz. Bu da YouTube'a konur bir gün, bir yerlerden çıkar. İleride bir gün bir evladın olduğunda, daha doğmadan ona Eren amcasından bir mesaj, buradan küçük geleceğe bir mesaj göndermek ister misin? Ya. Senin adına mı? Hayır, sen kendin evladına bugünden bir mesaj istiyorum. Duygusal müziğimizi açtım. Belki de evladım buradan seni dinliyor yıllar sonra. Evet, olabilir. YouTube'da hiçbir şey silinmiyor. Ya hayat evet. Hayat nereye götürür bilmeyiz ama bu mesaj kalacak ve bu onu dinleyecek. Şunu çıkarayım bari çocuğum, yanlış anlamışsın. Çok önemli olacak onun için. Sendeyiz. Sağ ol. Ay düşünmem lazım. Ne derim abi çocuğum? Şu an karşımda açtın mı müzik? Müzik. Şu an karşında çocuğunuz. Limonum. Limoncum. Yayıncı ol. Yayıncı olma. İzin vermeyeceğim zaten. Yayıncı olmana. Onun dışında seni çok seviyorum. Çok seviyorum. Umarım olursun. de çok seviyorum. Tamam. Çünkü olmayan konuş. Görkemcim. Görkem geldi. Görkem Kalafat benim sunucu bebeğim, sunucu ortağım canım. Hoş geldin. Görkem ya, Görkem. Son hafta seni havuza atamadık ya. Hoş geldin, hoş geldin. Şimdi Nurin ya. Bana boşuna müzik açma, çocuk evlilik düşün. Hayda, yazıklar olsun. Bunu koy da bu arada çocuğu görüp ağlasın da bir. Ver müziği, ben konuşacağım çocuğu. Tamam, açtım. Aa, benimkiyle de konuşur musun? Bir limona da oradan gider. Benim çok kötü oldu çünkü. Açtın mı? Evet. Sevgili çocuğum, kamera burada Nur. Sevgili çocuğum, büyük ihtimalle çok geç olacaksın. Belki olmayacaksın. Ama bunun sebebi kesinlikle seni sevmeyeceğim anlamına gelmez. Bu tamamen belki de şu anki dünyaya seni getirmemek istemememle alakası vardır. O yüzden kendine olarak düşünme bunu. Eğer bir gün olursan seni çok seveceğimden emin ol. İrem'in çocuğuna da belki adı limon olmaz diye limon diye hitap etmeyeceğim. İrem'in çocuğu sen olursan da annen çok tatlı bir tip. Büyük ihtimalle o yaşlarda da çok tatlı olacak. Anneni sev, anneni üzme. Ona bol bol soğuk kahve yap. 14 şekerli. O zaman içmesin gerçi 14 şeker. Şekeri düşürmesini söyle. Ayrıca bizi de konuk aldığı için Eren abine teşekkür et. Eren amca. Eren dayını. Eren dayını sakın unutma. Eren dayını hatta tanıyacaksın. Tabii tanıyacaksın Eren dayını da. Sakın onu unutma. Evet. Onu da ara ara mesajlar at. Eren dayı de ne yapıyorsun da hatırını sor. Aynen. O zaman ben buradan yeğenlerime bir şey söyleyeyim. Madem hadi. Eren dayısı. Sen de kendi çocuğuna söyle. Ben kendi çocuğuma başka programda söylerim. Canımız yeğenlerim. Şöyle söyleyeyim. Çok güzel anneleriniz ve teyzeleriniz var. Çok iyi insanlar, çok sıcak insanlar. Onların çeyreği gibi olsanız yeter. Dünya siz doğduğunuzda çok kötü bir yer olacak biliyorum. Bu bizim suçumuz değil. Size böyle bir dünya bıraktığımız için özür diliyorum. İyi olmaya çalışın, kötülük yapmamaya çalışın. Ailenizi üzmeyin, hayatta kalın. Kendinize iyi bakın. Efendim. Çok güzel oldu. Ay benim konuşmam çok kötü oldu. Çok kötü. O kısmı keselim. Çocuk izler psikolojisi bozulur. Ve arkadaşlar Ruthless Ladies konuğumuzdu. Çok teşekkür ederiz. Sizleri kocaman çok seviyorum. Canımsınız. Bizim için çok değerlisin. Gerçekten şaka yapmıyorum. Bizim Sen de iyi kal bu arada. Çok nadir iyi kalan insanlardan birisin. Eyvallah. Gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki seni tanımışız. Hog'un bize kattığı en önemli insanlardan birisin. Kopmadık, kopmayacağız. O yüzden iyi ki tanımışız. Seni kocaman çok seviyoruz. Her şey için çok teşekkür. Orada da çok büyük destekler oldun çünkü hani kameraya yansımasa da. O yüzden seni tanıdığımız için çok mutluyuz. Çok canım. Yayına katılma sözünü de alalım. Yemekteyiz yayınımıza. Her zaman, ne zaman isterseniz. Tamam. Siz beni kırmadınız. Ben de sizi kırmam. Efendim öpüyoruz. Güzel insanlar, Ruthless Ladies takip edin, abone olun, para yağdırın. Bizim izleyicilerimize lütfen Eren'i takip edin ve para yağdırın. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Sizleri öpüyorum. Bugün! Eyvah! Okuyacağım mı kız? Söyleyelim. Pamuk kalbinden taşınıyorum. Masal diyarlara göç edip yeniliyorum. Her gözyaşım sana, her hatıram bana. İnanamıyorum, sensiz kaldım yine. Öf, adamlık, kadınlık. Efendim yayın açacak mısınız bugün? Buradan takipçileriniz. Bugün yayın açacağız. En yakın pazartesi yayın. Tamam, pazartesi yayın var. Sizlere veda ediyorum efendim. Aramadan ayrılabilir. Yapabilirsiniz. Ben size mesaj atacağım. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Biz teşekkür ederiz. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Seviyoruz. Hepinize iyi geceler. Görüşmek üzere.